Evet değerli meclis üyesi arkadaşlarım, siyasi partilerimizin çok kıymetli yöneticileri, kıymetli konuklarımız, değerli basın mensubu arkadaşlarım ve bir şekilde bizi takip eden çok kıymetli, çok değerli Silivri hemşerilerim. Hepinizi günaydın dileklerimle, muhabbetle, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Belediye meclis üyelerimizin katılımıyla 13.10.2023 tarihine rastlayan Ekim ayı toplantısının 3. birleşiminin 1. oturumunu açıyorum. Mazeretleri dolayısıyla toplantımıza katılamayan meclis üyesi arkadaşlarımız var. Onların izinli sayılmasını oylarınıza sunacağım. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yine Ekim ayı toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumuna ait tutanak özetlerimizi okunmuş kabul edip oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyetimizin 100. yılının arifesindeyiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2. yüzyılına adım atacak bir eşikteyiz. Bugün toplantımızı Türk bayraklarıyla Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlanması hasebiyle bir dizi yapılacak. Hem etkinliklerden sizi haberdar etmek için hem de bunu Cumhuriyetimizin kutlu olmasını sizlerle ifadelerle paylaşmak için bu şekilde meclisimizi Türk bayraklarımızla süsledi arkadaşlarımız. Ben Cumhuriyet'in 2. yüzyılının da Türk ve Türkiye yüzyılı olacağından hareketle Cumhuriyetimizi kuran Cumhuriyetimizin banisi ebedi başkomutanımız başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurucu kahramanlarımızı, bütün aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve hepsinden önemlisi de şükranla yad etmek istiyorum. Cumhuriyetimiz kutlu olsun diyorum arkadaşlar. Cumhuriyetimizin kutlanma etkinliklerinde 100. yıl münasebetiyle bir dizi etkinlik düzenliyoruz. Bu ayın 20'sinde 20 Ekim'de Kültür Bakanlığımız ve Silivri Belediyesi'nin işbirliğinde devlet sanatçılarımızın 250 devlet tiyatro halk gösterileri topluluğunun sahne alacağı Ergenekon'dan 15 Temmuz'a kadar Türk'ün destanının anlatılacağı Zafer'e Doğru oyununda sizlerle Silivri'deki hemşerimizi bir arada olmak istiyoruz. 20 Ekim'de Vega AVM'nin yanındaki alanda sahnemiz oraya kurulacak ve hep beraber bu etkinlikte sizlerle ve Silivri hemşerimize bir arada olmayı arzuluyoruz. 28 Ekim'de yine Kıraç konseriyle vatandaşlarımıza bir araya geleceğiz. 29 Ekim'de Ahmet Şafak ve Alişan sanatçılarımızla zafer yürüyüşümüzde, fener alayımızla, sonrasında da konserlerimizde bir arada olacağız. Şiir, kompozisyon, resim, Cumhuriyet'in 100. yılına ait yarışmalarımız okullarımızda sürdürülüyor. Yine 25, 26, 27 mi Emre Hanım? 25, 26, 27'de 8 ülkeden Türk dünyası özel çocukların olimpiyatını, spor olimpiyatını Silivri'mizde gerçekleştireceğiz. 250'nin üzerindeki özel çocuğumuzu Silivri'mizde ağırlayacağız. 8 farklı ülkeden Türk dünyası özel çocuklar olimpiyatlarını, spor müsabakalarında Silivri'mizde gerçekleştireceğiz. Yine daha kesinleşmemekle beraber yine bu 100. yıl kutlamaları içerisinde özel çocuklarımızın da katıldığı burada olimpiyatın devam ettiği spor müsabakanın devam ettiği günlerde de iddialı bir projemiz olan Engelsiz Yaşam Merkezimizin Ökkeş Gülsen Nakipoğlu Engelsiz Yaşam Merkezi'nin de açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bunları da buradan sizlerle paylaşmış olayım. Değerli arkadaşlar, bugün tek gündem maddesiyle toplanmış bulunuyoruz. 2024 yılı performans programını bütçe görüşmelerinin yapılacağı bir gündem maddesi olacak.
Her partimizin siyasi partimizin grup başkan vekillerine bütçe görüşmeleri üzerinde söz vereceğiz. Ama ondan önce bütçe ile ilgili benim bir kısa bir sunumum olacak. Ondan sonra da görüş beyan etmek isteyen siyasi partilerimizin grup başkan vekillerine söz vereceğiz. Sonra da performans programımız ve bütçemiz plan birçok komisyon başkanımızın raporları okuyarak ve tek tek oylatarak oylamaya geçeceğiz. Buyurun. Bütçe ile alakalı mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir talebi gelmedi bana Melih Bey. Buyurun. Meclisten önce grup başkan vekilleri toplantısı yapmadığımız için evet böyle bir talebi iletemedik. Bu talebi bize bu sabah Cabbar Bey iletti. Eğer arkadaşlarımız uygun görürse bütçeyle ilgili benim haricimde bir konuşma yapmak istiyor. Ama temayüller gereği sadece grup başkan vekilleri konuşacaklar diyorsanız biz de teamüllere uymak zorundayız tabii ki. Yo, yani siz grubunuzdan meclis üyesiyle konuşmak istiyorsa hay hay konuşabilirler. Milliyetçi Hareket Partisi adına grup başkan vekilimiz, AK Parti adına grup başkan vekilimiz, bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclis üyemiz. Salim Bey konuşacak, tamam. Evet sevgili arkadaşlar, bir bütçe toplantısında daha bir aradayız. Silivri Belediye'mizin 2024 bütçe görüşmelerinde bütçeyi tartışmak, görüşmek adına bir aradayız. Esasında benim en sevdiğim, en keyif aldığım toplantılar bütçe görüşmelerinin yapıldığı toplantılar. Çünkü bu toplantılarda siyasi mülazalara, hamasi sözlere, çarpıtmalara yer olmuyor. Çünkü bütçe görüşmelerinde rakamlar konuşuyor ve gerçekler konuşuluyor. Dolayısıyla rakamların konuşulduğu ve gerçeklerin konuşulduğu ve hamasi söylemlerin, siyasi mülazaların çürütüldüğü bütçe toplantıları benim en keyif aldığım toplantılar. Bugün görüşeceğimiz 2024 bütçemize siyasi parti gruplarımızın tamamı oy birliğiyle karar veriyor ve bütçemiz 2024 yılında Silivri'ye hizmet edeceğimiz bütçemiz oy birliğiyle geçecek. Buradan hareketle siyasi nezaket gereği 4,5 yılını bütçe performansıyla herkese parmak ısırtan, herkesin örnek gösterdiği bir belediye başkanı olarak bir önceki yönetimin 5 yılı ile kendi dönemim olan 4,5 yılı rakamlarla, tablolarla karşılaştırmak yerine kısa ve öz bir sunum yapmayı daha uygun gördüm. Onun için kısa ve öz bir sunumla sizlere bütçe sunumumuzu paylaşmak istiyorum. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli Silivri hemşerilerim, para basmak ve vergi koymak dışında belde sakinlerine beşikten mezara kadar akla gelebilecek her hizmeti sunmak üzere kurulan belediye idarelerinin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı belediye kanunu ile düzenlenmiştir. Yine aynı kanunla belediye meclislerine yani bizlere bütçe yapmak ve kesin hesabı kabul etmek gibi görev ve yetkiler de verilmiştir. Bu bağlamda 2019 yılı Nisan ayında sorumluluk üstlenerek göreve başlamış olan belediye meclisimizin bu toplantıda görüşerek karar vereceği 5. bütçemiz sizlerin bilgilerinize ve takdirlerinize geçtiğimiz hafta sunulmuş bulunmakta. Bilindiği üzere bütçeler gelecekte yapılacak olan hizmetlere harcanacak gider rakamları ile bulunan kaynakların ve bu kaynakları gösteren gelir rakamlarının yer aldığı tabloların toplamıdır. Bütçelerdeki rakamlar, göstergeler gelecek ile ilgili olduğundan bir öngörme ve tahminden ibarettir. Öngörme ve tahminlerden oluşan bütçeler dönem sonunda öngörüldüğü şekilde
tahmin edildiği şekilde gerçekleşir ise isabetli ve başarılı bir bütçenin yapıldığı ve uygulanıldığı şeklinde yorumlanır. 2024 bütçemizi bu açıdan değerlendirilmesini dönem sonunda yaptığımız aynen 2020, 2021, 2022, 2023 iki ay sonra tamamlayacağımız 2023 bütçelerimizde olduğu gibi başarılı bir bütçe olacağına, denk bir bütçe olacağına inancım ve kanaatim tamdır. Önceki bütçelerimizde olduğu gibi bu bütçenin de hazırlanmasında ve uygulanmasında emek harcayan, çaba harcayan bütün mesai arkadaşlarıma buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, 2020 ve 2024 stratejik plan hedefleri doğrultusunda hazırladığımız ve takdirlerinize sunduğumuz bütün bütçelerimizde olduğu gibi 2024 yılı bütçemizde temel ilkemiz mali disiplini sağlamak, denk bütçeyi oluşturmak, israfı önleyerek tasarrufların ve gelirlerimizin artırıldığı denk bir bütçeyi oluşturmak olmuştur. Yine görüleceği üzere 2024 bütçemiz borçlanmanın öngörülmediği ve borçlanmaya yer verilmediği bir bütçedir. Tıpkı bundan önce yaptığımız 4 bütçede borçlanmadığımız ve borçlanmayı öngörmediğimiz gibi 2024 yılı bütçemizde de borçlanmayı öngörmüyoruz ve borçlanmayı düşünmüyoruz. Beşikten mezara, 7'den 77'ye kadar hizmetlerimiz kimseler için değil, herkes için hizmet şiarının şekillendirdiği yönetim anlayışımız ile geride bıraktığımız görev süremizde yaptıklarımızı gördüğünüz ve bildiğiniz için burada bunları uzun uzadıya tablolarla hatırlatmak ve tekrarlayarak zamanlarınızda almak size insafsızlık olur diye düşünüyorum. Yaptıklarımızdan bahsedildiğinde ister istemez geçmişteki bütçelerle, geçmişteki yapılanlar ile kıyaslama gündeme gelmekte olup bundan da muhalefetteki arkadaşlarımız maalesef alınganlık göstermektedirler. Bugün muhalefetteki arkadaşlarımız da bu açıdan üzülmelerini istemediğim için bir önceki 5 yılla bu 5 yılı mukayese eden tablolara derinlemesine girmeyeceğim. Zaten yapılanlar 6 ay sonra en büyük hakem olan Silivri halkı tarafından değerlendirilecektir diye düşünüyorum. Kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli Silivriler. Marka kent Silivri olma yolunda Silivri büyüyor ve gelişiyor ve her geçen gün cazibe alanı oluşuyor. Ve her geçen gün Silivri'nin cazibesi artıyor. Bunu biz biliyoruz ama bizim dışımızdakiler de bunu tespit ediyor ve söylüyor olması bizim adına, Silivri'de yaşayan vatandaşlarımız adına da mutluluk verici. 2018 yılında, bakın buraya dikkat çekmek istiyorum, 553. 2018 yılında 553, 2019 yılında 330, 2020 yılında 890, 2021 yılında 1874, 2022 yılında 2250 ve 2023 yılın 8 aylık dilimi baz alındığında da 2000 adet yeni yapı ruhsatı verilmiş olması Silivri'nin ne kadar büyüdüğünü ve ne kadar geliştiğinin işaretidir. Bakın 2018 yılında 553 yapı ruhsatı verilirken 2000 yılının 8 ayında 2000 adedi bulmuşuz. Dolayısıyla Silivri'nin büyüdüğünün, geliştiğinin ve bu büyümesiyle gelişmesiyle doğru orantılı olarak da hizmete ihtiyacının her geçen gün arttığının işareti. Marka kent Silivri hedefi yolunda ilerlerken gerekli olan altyapı, üst yapı ve sosyal içerikli hizmetlerimiz çeşitlenerek ve artarak devam etmektedir ve devam etmelidir. 2024 yılı bütçemiz bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak hazırlanmıştır. Bundan hiçbirinizin şüphesi olmasın. Müteahhit işlerinde ve müteahhitlik işlemlerinde kurum çıkarlarının gözetilmesi, alımların en uygun fiyata yapılması, kiralama işlemlerinin piyasa şartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi, belediye mülklerinin, kiraların, ecrimisillerin yıllarca ihmal edilmiş bir şekilde değil, bedellerinin reel rakamlara getirilerek kent bilgi tarama sistemiyle yapılan sorgulamalar kapsamında kayıt dışı mesken, kayıt dışı arsa ve parsellerin
sisteme dahil edilmesi ve birçok alandaki titiz uygulamaları ile Silivri Belediyesi'nin gelirleri arttırılmış. Bu da bütçelerimizin yapılmasında ve bütçelerimizin şekillenmesine olumlu katkı sunmuştur. Bu uygulamalarımızın doğruluğu 2020 yılı bütçemizde %11.8, 33 milyon 700 bin liraya tekabül eden, yine 2021 bütçemizde %25.98, 91.7 milyon liraya tekabül eden, 2022 yılımızda %8.24, 59.7 milyon liraya tekabül eden gelir fazlası, yani bütçe fazlası vermiştir. Kaynakların doğru kullanılması, israftan kaçınma ve tasarrufa önem verilmesi ve hizmetlerde bir aksaklık olmadan yerine getirilmesinin mümkün olduğunu da buradan görmekteyiz. Hizmetlerde bir eksiklik olmayı bırakın, Silivri dev yatırımlarla, dev hizmetlerle de bütçe fazlası vererek de bu konularda kendini, rüştünü ispat etmiştir. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, Silivri büyüyor ve gelişirken Silivri Belediyesi de idari ve mali açıdan büyümekte ve güçlenmektedir. Bu durumu bütçelerimizden ve bunun seyrinden görmek mümkündür. Şimdi size ekrana bir tablo yansıtacağım. Şu tabloyu yansıtalım arkadaşlar. Ekrana geldi mi? Silivri Belediyesi'nin bütçesinin yıllara göre nasıl artış gösterdiğinin işareti. Evet, ekranda sizler de görüyorsunuz. Bakın, 2018 yılında Silivri Belediyesi'nin bütçesi %15 artmış. 2019 yılında %10, yuvarlayarak söylüyorum arkadaşlar. 2020 yılında bütçemiz %15, 2021 yılında %18, 2022 yılında %105, 2023 yılı içinde bulunduğumuz yılda %162 ve bugün tahmini olan bütçemizde de %58 artacağını öngörmekteyiz. Evet değerli arkadaşlarım, 2022 yılının sizlerin de hatırlayacağı üzere atılım ve yatırım yılı, 2023 yılını da hizmette rekorlar yılı diye adlandırılmış ve öyle sizlere duyurmuştuk. Sokak iyileştirmeleri, yeni parklar, yeni bahçeler, spor alanları, açık kapalı pazar yerleri, yeni yollar, sağlık tesisleri, gençlik ve kültür merkezleri, kütüphaneler ve birçok yatırımı planlamış ve uygulamalar yapılırken, dünyadaki gelişmelerin tetiklediği ekonomik hayattaki fiyat artışlarının yaşanması ve maliyetlerde çıkan olağanüstü artışlar neticesinde 280 milyon TL ek bütçeyle 2022 yılı bütçemizi 725 milyon TL'ye, 2023 yılı bütçemizi de 550 milyon ek bütçe yaparak 1 milyon 900 bin TL olarak revize etmiştik. Revize ettiğimiz 2022 yılı bütçesinin bir önceki yıla göre artış oranı %105.39'dur. 2023 yılı bütçemizin büyüklüğü ise bir önceki yıla, atılım ve yatırım yılı olan ve %5 büyüyen bütçeye %162 bir büyüme oranıyla esasında bir rekora imza atmıştır. Ekonomik gelişmelere bağlı olarak bir zaruretten doğarak yapılan ek bütçeleriyle hizmetlerimizde bir aksama olmamış, aksine gelirlerimizdeki artışlarla da gerçekleştirdiğimiz bütçeyle 2020-2021 yıllarında olduğu gibi 2022 yılında da 59 milyon lira bütçe fazlası vermişiz. 2023 yılı sonuna yaklaştığımız şu günlerde de bütçemizin yine denk bütçe olacağının işaretleri, emareleri bizlere verilmektedir. 2024 yılı bütçemizde önceki yıllar bütçelerinde olduğu gibi ve o anlayışla hazırlamış olmakla birlikte %58 oranındaki artışla 2024 bütçemiz 3 milyar TL büyüklüğe ulaşmıştır. Büyümeyi reel ve rasyonel olarak görmek için Silivri Belediyesi'nin bütçe gelirlerini kendi yıllarındaki ortalama dolar kuru cinsinden de ifade etmeliyiz. Çünkü buna siz bütçelerin büyüdüğünü ifade ediyorsunuz ama TL olarak büyüyor, bu para eriyor. Siz bunu dolar olarak karşılaştığınızda bütçeniz gerçekten büyüyor mu diye bir eleştiriyle karşılaşabiliriz. Bunu da göğüslemek için, bunun da merakını gidermek için, büyümeyi reel olarak görmek için Silivri Belediyesi'nin bütçe gelirlerini
kendi yıllarındaki ortalama dolar kuruyla ifade edelim. Bakın 2019 yılında bütçemiz gelir kısmı 191.2 milyon TL. Bu da ortalama dolar kuru 5.67 olduğunu görüyoruz o yıl 2019'da. 33.7 milyon dolarlık bir bütçeyle Silivri'ye hizmet etmişiz. 2022 yılına geldiğimizde 775.3 milyon TL gelir kalemimizle bütçemizin 16.55 ortalama dolar kuruyla 2022'deki 46.8 milyona yükseldiğini, yani 33 milyondan 47 milyona yükseldiğini görebiliyoruz. 2023 yıl sonunda gerçekleştireceği öngörülen Merkez Bankası kuruna bakalım. 23.9 ve bu dolar cinsine göre 2023 yılı bütçemiz arkadaşlar 79.5 milyon dolar. Söz konusu gelirler Silivri için harcandığı için rakamlardan da görüleceği üzere Silivri gibi, Silivri gelişen Silivri gibi Silivri Belediyesi'nde bütçesi küçülmüyor. Aksine kabına sığmadan büyümeye devam ediyor. Uygulamaya konulan ekonomik tedbirlerin olumlu sonuçların görüleceği 2024 yılı bütçemizde öngördüğümüz hedeflerimize de ulaşacağımızın inancımız tam olarak yolumuza devam ediyoruz. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, bilindiği üzere ekonomik politikalar hükümetler tarafından belirlenmektedir. Hükümetlerin tercih ettiği politikaların yansımaları yıllık bütçelere de kuşkusuz yansımaktadır. Merkezi hükümetin öngörüleri ve uygulamaları bir kamu kurumu olan yerel yönetimler için de şüphesiz bağlayıcıdır. Mesela vergi oranlarındaki değişiklikler, memur maaşlarındaki artışlar, bir takım hizmetlerin fiyatlardaki de artışları gibi bu uygulamalar belediyelerin dahili olmamakla beraber belediyelerimizin etkileneceği uygulamalardır. 2021 yılı sonbaharından bu yana dünyanın her yanında olduğu gibi, dünyanın her ülkesinde olduğu gibi ülkemizin de yaşadığı ekonomik hayattaki daralmalar ve yüksek enflasyona karşı alınan tedbirler vatandaşlarımızı etkilerken hizmet üreten kurumları, yani bizleri de olumsuz yönde etkilemektedir. Buna bir örnek verecek olursak, çalışanların enflasyon karşısında korunmasına yönelik olarak sık sık ve aralıklarla yapılan iyileştirmeler, maaş zamları ve düzenlemeler, kurumların personel giderlerinde öngörülmeyen derecede artışlara sebep olmuştur. Bu durum bizim bütçemize de kendisini göstermiştir. Hatırlarsanız 2023 yılındaki ek bütçe görüşmelerimizin bir maddesi de personellerimizin, işçilerimizin maaş iyileştirilmesinden doğan zorunluluk olmuştu. Kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli Silivri hemşerilerim, büyüyen ve gelişen Silivri'de yaşayanlara layık olduğu hizmetleri sunabilmek ve belediyemizin insan kaynaklarının araç gereç sahir altyapısının da güçlendirilmesi, araç parkının yenilenmesi ve güçlendirilerek kuvvetlendirilmesi de kaçınılmazdır. Belediyemiz Silivri'ye hizmetlerini büyüklük itibariyle, daha küçük nüfus itibariyle daha düşük belediyelerden çok daha fazla sayıda personel istihdam ediyor olmalarına rağmen 320 memur, 1200 işçi ve toplamda 1520 personelle bu hizmetleri yürütmektedir. Memurların maaşları merkezi hükümet tarafından belirlenirken işçilerimizin ücretleri ve sair sosyal hakları toplu iş sözleşmeleriyle belirlenmektedir. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde bir kısım çalışanlarımızın öncülük ettiği iş bırakma eylemine gerekçe gösterilen yetersiz ücretlerle ilgili bazı rakamları ve bilgileri de sizlerle ve kamuoyunla paylaşmak istiyorum. Çalışanlarla ilgili temel felsefemiz enflasyona karşı korunmaları ve hak ettiği ücretleri terlerinin, alnındaki terlerinin kurumadan ödenmesi, zamanında ve eksiksiz ödenmesi olarak alabilmelerinin sağlanması olmuştur. Bakınız TÜİK verilerine göre Eylül 2023, Aralık 2022 döneminde gerçekleşen enflasyon oranı %49.86'dır. İşçilerimize 2023 yılında yapılan ücret zamlarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın 1 Ocak 2023 tarihinde ortalama %53 zam vermişiz.
1 Temmuz 2023 yılında sözleşmemize ilave yaparak %33 zam vermişiz. Yine 1 Eylül 2023'ten geçerli eylemden sonra yapılan iyileştirme ile beraber %20 oranında da artış sağlamışız. Bunların hepsini topladığımızda biz 2023 yılında işçilerimize kümülatif olarak %144,2 oranında zam yapmışız. Gerçekleşen enflasyonun, TÜİK'in açıkladığı enflasyonun 3 katı kadar bir iyileştirmeyi yapabilmişiz. TÜİK verilerine göre 2020 Aralık tüketici fiyat endeksi rakamı 504,81 iken 23 Eylül'deki rakam 1691,04'tür. Bu durumda Eylül 2023 ile Aralık 2020'deki değişim oranına baktığımızda 1691'i 504'e böldüğümüzde %335'lik bir artışı görmekteyiz. Bu da %3,35 kat bir artışa işaret eder. Peki aynı sürede ücretlerde nasıl bir gelişim ve değişim olmuştur? Silivri Belediye'mize buna bakalım. 31 Aralık 2020 tarihinde ortalama giyinik ücretlerimiz 4275 TL bölü ay. Yani aylık giyinik ücretimiz işçimizin aldığı 4275 lira 31 Aralık 2020'de. Aynı tarihleri mükayese ediyoruz. 2023 Ekim ayına geldiğimizde ortalama giyinik ücret 25155 TL bölü aydır. Ücretlerdeki değişim oranı olumlu olarak %558,4 yani 6 kat artmıştır. Buradan herkesin çıkarması gereken sonuç, Silivri Belediyesi imkanları dahilinde çalışanlarına enflasyon üzerinde artışlar ile onları korumaya çalışmıştır. Birilerinin delildiği gibi Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz işçilerine karşı zalim değil, onlara karşı hadimdir. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, 2024 yılı bütçemizin dikkat edilecek bir başka özelliği de yatırımlara ayrılan miktarlardır. Tablomuzdan görüleceği üzere 2020 yılından bu yana artarak devam eden yatırım bütçemiz 2024 yılı için 1 milyar 154 milyon 191 bin TL olarak öngörülmüştür. Yani toplam bütçemizin %38,5'u yatırım bütçesi olarak ayrılmıştır. Bir de belediyemizin gelirler ve giderler hanesinde 3. kalemde gösterilen kalemin içerisinde yine belli yatırım kalemlerinin olması, oradan da %3'lük bir artışla bu bütçenin, 3 milyarlık bütçenin %40'ın üzerindeki bir bölümünün Silivri'de yaşayan vatandaşlarımız için, Silivri'ye yatırım için harcanmak üzere ayrıldığını göstermek ve buna işaret etmek istedim. Buradan hareketle 2024 yılı bütçemizin yatırım bütçesi olarak nitelendireceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. İhtiyaç duyulan hizmetler ve bunun karşılığında kaynaklarda azami ölçüde duyarlı ve dikkatli davranılarak hazırlanan ve aynı zamanda büyüklük itibarıyla bir ilk olan 2024 yılı bütçemiz 3 milyar TL olarak bugünkü Merkez Bankası bu yılki tahmini kurlarının da 36 TL, doların 36 TL olduğu öngörüldüğünden 83.3 milyon dolarlık 3 milyar TL'lik dev bir bütçeyle Silivri'mize hizmet etme yolunda emin adımlarla yürüyoruz. 2024 yılı mali performans programı ve bütçemiz her geçen gün büyüyen, gelişen ve cazibe merkezi haline gelerek İstanbul'umuzun parlayan yıldızı olan Silivri'mize hayırlı uğurlu olmasını dilerken, siz değerli meclis üyelerimize katkılarınızdan ve desteklerinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Evet değerli arkadaşlar, benim bütçeyle alakalı sizlerle paylaşacağım konular bu kadar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden başlayarak önce grup başkan vekilimize mi, meclis üyemize mi söz verelim, onun da kararını verin. Grup başkan vekilimize, Melih Bey'e söz veriyorum. Buyurun Melih Bey. Kürsüye çıkabilir miyiz? Tabii ki.
Alamıyor muyuz? Tamam, sorun yok. Sorun yok. Bugün meclisimiz gerçekten bir başka güzel. Her yeri Türk bayraklarıyla donatmışsınız. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sanırım bugünden itibaren Cumhuriyet Bayramı ile ilgili Silivri Belediyesi'nin kutlamaları başlıyor. Biz bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle ve minnetle anarken tüm Silivri hemşerilerimizin ve tüm Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha sizlerin vesilesiyle, sizlerin aracılığıyla kutluyorum. Yok. Geri alabilir miyim? Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, siyasi partilerimizin çok kıymetli başkanları, yöneticileri, basınımızın çok değerli mensupları ve bizleri ekranları başından izleyen çok kıymetli Silivri hemşerilerim, hepinizi en içten duygularımla, sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Öncelikle malumunuz üzere Filistin topraklarında bir savaş yaşanıyor. Masumların, sivillerin, çocukların, kadınların öldüğü bir savaşın galibi olmaz. İsrail hükümetinin sağduyuyla hareket etmesi gerektiğini ve şiddet ortamından bir an önce uzaklaşılmasını, uluslararası hukuk çerçevesi içerisinde ivedi olarak adımlar atılmasını ve bu savaşın bir an önce sonlandırılmasını temenni ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, 2024 Mali Performans Programı ve bütçesini değerlendirmek üzere Millet İttifakı adına söz almış bulunmaktayım. Bütçe bir yol haritasıdır, tahmindir, yol göstericidir. Bütçe, iktidarın vizyonunu gösteren, gelecekteki bir dönem için gelir ve giderlerin tasarlandığı mali plan olup ekonomik ve hukuki sonuçlar doğuracak öneme sahiptir. Belediye bütçesi bir mali yıl içerisinde gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren, belediye meclisince yeni mali yılda uygulamaya konulmak üzere görüşülüp kabul edilen hukuki bir metindir. İyi bir bütçe planı tüm ihtiyaçları, istekleri, acil durumları ve gelecek için yapılan tasarrufları içermektedir. Yerelde bütçeden bahsederken kaynakların nasıl kullanıldığı kadar gelirlerin hangi kaynaklardan toplandığı ve etkin toplanıp toplanmadığı da önemlidir. Yerel yönetimler için verimlilik az kaynakla doğru ihtiyaçların karşılanması demektir. Silivri Belediye'mizin 2024 yılı tahmini bütçesini incelediğimizde bu bütçede bu yıl geçen yıla oranla %57'lik bir artış yapıldığını görmekteyiz. Bakın 2022 yılında 725 milyon liralık bir bütçe yapmışsınız. 2023 yılı bütçesini yaparken %86'lık artış yaparak 1 milyar 350 milyon liralık bütçe yapmışsınız. Yetmemiş bu bütçe. Ağustos ayında tekrar ek bütçe yaparak %40 artış yapmışsınız. Yani toplamda %126'lık bir artış ile 2023 yılı için 1 milyar 900 milyon liralık bir bütçeye ihtiyaç duymuşsunuz. Henüz yılda bitmemiş değil. Bu ekonomik ortamda, bu ekonomik şartlarda daha da bütçeye ihtiyaç duyma ihtimaliniz yüksek arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz 2023 yılı için %26'lık bütçe artışı yaparken önümüzdeki 2024 yılı için %57'lik bir bütçe artışı tahmin etmek vizyonsuzluktur. Öngörememedir. Hiçbir yatırım ve hizmet yapılmayacağının ayan beyan itirafıdır. Silivri'nin hak ettiği hizmeti alabilmesi için bu bütçenin yetersiz olduğu gün gibi ortadadır. Bu bütçe şimdiden önümüzdeki yerel seçimlerde mağlubiyeti kabullenmenin itirafıdır. Bu bütçe, Sayın Başkan, bu bütçeyle ilgili şu mesajı veriyor. Ben nasıl olsa Mart sonu gidiyorum, benden sonrası tufan diyor. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, göreve geldiğiniz günden bu yana ilçemizin hangi yöne gideceği, gelecekte hangi vizyonla bu coğrafyada yer alacağı konusunda hiçbir çalışma yapmadınız.
Silivri'ye bir kimlik kazandırma yolunda hiçbir çalışma yapmadınız. İlçemiz Türkiye mozaiğini ortaya koyan kıymetli yerlerden birisi. Birlikte yaşamı kültürüne katkı sunacak hiçbir proje geliştirmediniz. Silivri halkının sosyo-kültürel düzeyinin yükseltilmesi için hiçbir çalışmanın içinde olmadınız. Silivri gençlerinin Silivri ile bağ kurabileceği, buraya dahil hayaller üreteceği hiçbir projenin içinde yer almadınız. Silivri gençler sinema izlemek için halen komşu ilçelerimize gidiyor Sayın Başkan. Farkında mısınız bilmiyorum. İktidar desteği yanınızdayken planlarda birden fazla eğitim alanımız olmasına rağmen ilçemize bir devlet üniversitesi kazandırma kabiliyetini gösteremediniz. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Önemli olan binalar yapmak değil, önemli olan yaptığınız binanın içerisine fikir koyabilmek, umut koyabilmek. Binanın geleceğin Silivri'sinde neye hizmet edeceğini planlamak. Biz bu bütçeye baktığımız zaman bu kentin 5 yıl sonra, 10 yıl sonra nereye yönleneceğini görmek isterdik. Sizin bu anlayışınız ve bakış açınızla Silivri'nin marka bir kent, mutlu bir kent veya adını her neyse olmayacağı, olamayacağı ortada. Ama biz sizin baktığınız açıdan ve dar pencereden bakmıyoruz, bakmayacağız. Sayın Başkan, en çok övündüğünüz çalışmalarınızın arasında var olan tarım faaliyetlerinize de değinmeden geçemeyeceğim. Biliyoruz ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal faaliyetlerini örnek alıyor, onlardan ilham alıyorsunuz. Tarımsal alanda yapılacak olan her türlü faaliyetin sonuna kadar arkasında olduğumuzu defalarca ifade etmiştik. Ülkemizi geleceğe taşıyacak en önemli enstrümanlardan biri tarımsal üretimin arttırılması olacaktır. Ama önemli olan bunları arttırırken kent ekonomisine ne kadar katkı sağladığıdır. Ne kadar güzel ki Silivri Belediyesi olarak Silivri ayçiçek yağını, Silivri balını, Silivri yoğurdunu patentlediniz. Ama bunları kent ekonomisine katabildiniz mi? Mesela hatırı sayılır marketlere gidip coğrafi işaretli olarak bu ürünleri tüketiciyle buluşturabildiniz mi? Silivri'de üretilen ürünlerin endüstrileşmesi anlamında herhangi bir çabanız var mı? Bunları gerçekleştiremediğiniz takdirde masanın hep bir ayağı eksik kalacaktır arkadaşlar. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, gelelim Silivri halkına göreve başladığınızda verdiğiniz sözlere. Planlı Silivri, planlı Silivri dediniz, plansız bir Silivri yarattınız. Bağışı verene istediği imarı verdiniz. Göreve geldiğiniz günden beri marina marina diye bağırıp durdunuz. Hatta iki marina vaat ettiniz, bir tanesini bile yapamadınız. Bırakın marinayı, bir balıkçı barınağını bile hala yapamadınız. Lütfü, atıldı mı temelleri balıkçı barınağını Gümüşhane'de? Hala yok değil mi? Kent merkezindeki trafik kaosu ve park çilesi yeraltı ve katlı tam otomatik parklar ile sona erecek demiştiniz. Hatta ve hatta 10 farklı noktada 1770 araçlık otoparkları Silivri'nin hizmetine sunacağız demiştiniz. Görev süreniz bitiyor, halen bir otoparkı bile bitiremediniz. Fotoğraf çektirmek için harcadığınız enerjiyi, otopark inşaatının bir an önce bitmesi için harcasaydınız, şimdiye kadar otoparkı bitirmiştiniz. Çok amaçlı salonlar dediniz, bizim dönemimizde yapılanların dışında bir tane salon ilave edemediniz. Gençlik merkezi dediniz, müteahhitler kapıda yatıyor dediniz, 4 defa ihaleye çıkardınız, ihaleye giren müteahhit bulamadınız. Görev süreniz bitiyor, halen gençlik merkezi ortada yok. Her sene bütçeye koyduğunuz, sizin de vaatleriniz arasında yer alan emekliler lokalini bir türlü hayata geçiremediniz. Silivri merkezden ibaret değildir sözünü defalarca söylediniz ama mahalleleri unuttunuz. Gidin görün, bütün yollar köstebek yuvası haline gelmiş, hiçbir yatırım yok. Ama siz oy kaygısıyla Silivri'nin merkezindeki sağlam asfaltları, sağlam kaldırımları söküp yine yerine asfalt ve kaldırım döşediniz. Bu da israf değil midir Sayın Başkan? Geçtiğimiz aylarda bu mecliste kırsal mahalle sınırlarının genişletilmesi gerekliliği ile ilgili bir önerge vermiştim. Siz bu önergeyi dal kavukluk olarak nitelendirmiştiniz. Tam da bu tarihten itibaren önergeyi verdiğim konuyla alakalı aynı konuyu 3 kez meclis gündemine getirerek kendi söyleminizi çürüttünüz. Şimdi bu konuyla ilgili de bana bir özür borcunuz var. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri,
Gelelim marka kent sloganınıza. Ortaya attığınız marka kent sloganınızın içinin boş, sığ bir slogan olduğunu hem bütçenizde hem de yaptığınız uygulamalar ile her geçen gün bir kez daha kanıtlıyorsunuz. Göreve geldiğiniz günden bu yana hangi uygulamanız ile Silivri'yi marka kent yaptınız? Bakın ben size Silivri'yi nasıl markalaştırdığınızı kısaca özetleyeyim. Siz tarım arazisine villa yapılmasına izin vererek Silivri'yi markalaştırdınız. Siz Silivri tarihinde ilk kez kişiye özel parsel bazında imar planı yaparak Silivri'yi markalaştırdınız. Siz eğitim ve spor alanı olarak planlara işlenen ama iktidarın imtiyazlı bir ailesine tahsis edilen ve halen izbe bir yapı olarak orada duran yere göz yumarak Silivri'yi markalaştırdınız. Siz yine Silivri tarihinde ilk kez işçisini toplu iş bırakma eylemine maruz bırakarak markalaştırdınız. Siz üreten değil, yapılanı sahiplenen bir anlayış ile Silivri'yi marka kent yaptınız. Görev sürenizi tamamladığınızda bu uygulamalar ile bir marka olarak anılacaksınız. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, kıymetli basın. 2024 yılının Nisan ayından itibaren Silivri ve Silivri hemşehrilerimiz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında içi boş sloganlardan kurtularak çağın gereklilikleri doğrultusunda bugünü değil yarınları planlayan Silivri vizyonu ile tanışacak. Silivri'miz insana değer, doğaya değer, kente değer anlayışıyla değer üreten bir kent haline gelecek. Sanayicilerimizin pazar ve iş gücü arayışını destekleyeceğiz. Turizmcimize yeni alan ve olanaklar sağlayarak deniz ve tarım turizmini geliştireceğiz. Çiftçimize, hayvancımıza katma değer yaratan ürünleri, ülke ve dünya pazarında yer açan uygulamaları ile tarımda kooperatifleşmeyi hayata geçireceğiz. Gençlerimize çağın gereklilikleriyle kucaklaşabileceği, üretebileceği alanlar yaratacağız. Kadınlarımızın istihdama ve üretime katılabilecekleri projeleri hayata geçireceğiz. İlçemiz doğal hayatı koruyan, destek veren ve iklim kriziyle mücadele eden, konut stoğunu yenileyen ve afetlerle mücadele eden ve ekolojikleşen bir kent olarak önce olacaktır. İlçemiz gerek coğrafi konumu ile, gerek denizi ile, gerek verimli tarım toprakları ile çok daha büyük bütçeler yapabilme kabiliyetine sahip bir kenttir. Bu fırsatları faydaya çevirerek ilçemizi Trakya'nın hatta Türkiye'nin incisi bir kent haline getirmek bizlerin elinde değerli arkadaşlar. Bu bir vizyon ve öngörü işidir. Bu amaç ile Silivri'miz için çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz inanıyoruz, başaracağımızı da biliyoruz. Bugün ortaya koyduğumuz vizyon ve projelerimiz yarın hepimizin toplayacağı bir hasat olacaktır. Bu bütçeye Cumhuriyet Halk Partisi grubu, Millet İttifakı grubu olarak evet oyu kullanacağımızı beyan eder. Bu bütçenin hazırlanmasında emeği geçen bürokrat arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi ifade ederek 2024 yılı bütçesinin Silivri halkına hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Evet, teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Cabbar Bey'e söz veriyoruz. Buyurun. Teşekkür ediyorum başkanım. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Belediyemiz 2024 yılı performans programı görüşülmek üzere meclisimize sunulmuştur. Bu metnin altında plan bütçe komisyon üyesi olarak söz almış bulunmaktayım. Önceki yıllarda olduğu gibi rutin bir işmiş gibi gözükse de 2024 yılı bütçe gelir giderlerin Silivri Belediyesi sınırları içinde ne şekilde değerlendireceği, rehberlik edecek hedeflerin belirlenmesi ancak çok önemli bir belgedir. Ancak bizler bu bütçenin rutin incelemenin dışında bir katılımımızın olduğu söylenemez. Önceki yıllarda olduğu gibi kopyala yapıştır, bazı kalemlerde artışlar var. Ancak Sayın Başkan'ın ön sözünü
bütüncül yaklaşım ve belediyecilik değerlerimiz diye 20 maddede tarif edilen bölümler ek sonuç önceki faaliyet raporlarının neredeyse aynısıdır. Oysa isterdik ki 2024 yılı performans programı bürokratların taslak çalışmalarından sonra mahalle muhtarlarına, meslek odalarına, yöresel dernek ve STK'ların bilgilendirme sunumları yapılarak görüş ve önerileri çerçevesinde Sayın Başkan'ın ön sözde dediği gibi kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılarak Silivri halkının mutluluğu, huzuru ve refahı için katılımcılığı, şeffaflığı ve dürüstlüğü ön planda tutan bir yönetim anlayışıyla Marka Kent Silivri'yi gerçekleştirmenin söylemine uygun bir süreçten sonra bu meclise gelebilseydi, keşke 2024 yılı taslağı işte o zaman rutin dışında halkın bütçesi haline gelmez miydi? Herkesin bildiği gibi Silivri Belediyesi 1922'den bu yana bölgemizin en eski belediyelerden biridir. Belediyeler seçilmişlerin yönettiği, nasıl yönetilmesi gerektiği belediye özel kanunları ile belirlenmiştir. Bu şehrin ortak işlerini halktan ve genel bütçeden alınan vergileri adil, eşit, açık, şeffaf ve denetlenebilir şekilde yönetilmesinde moderatör görevi üstlenirler. İşin en basit, en anlaşılır yanı budur. Aksi halde ve maalesef belediyeler bir hizmet aracı olmaktan çıkıp yerel bir kişinin veya grubun egemenlik aracına dönüşmektedir. Ne yazık ki geçmişte de böyleydi. Şimdi de böyle. Bütçeler Silivri halkı için yapılır ama içinde halkın sözü, önerisi, eleştirisi yoktur. Yani katılımcı bütçe hiçbir zaman yapılmamıştır. 2024 yılı performans programı Silivri'nin turizm, konut, kültür, sanat, tarım ve hayvancılıktan bahsedilmektedir. Buna itirazımız yok. Çünkü daha önce belediye başkanlığı yapmış, geriye doğru hemen tüm belediye başkanlarının raporlarında neredeyse birebir aynı ifadeleri görürsünüz. Bu programda başkalara geniş yer verilmiştir. Ancak uygulama ve popülizm yanında ciddi sorunlar olduğunu ve eşitsizliğin olduğunu izliyoruz. Kamuya ait arazilerin ekilip biçilmesi kuvvetle desteklediğimiz bir konu olmakla birlikte elde edilen gelirlerin hangi kıstaslara göre dağıtılması gerektiği programa yansımamıştır. Uygulanan ekonomik kaostan dolayı toprağını işlemez, hayvanına bakamaz durumda düşmüş binlerce küçük çiftçi bedava tohum, saman ve silaj dağıtmak, elektriği olmayan köye buzdolabı dağıtmakla aynıdır. Ben beklerdim ki bu programlar daha dezavantajlı sosyal gruplardan olan küçük toprak sahiplerine ve küçük üreticilere birleştirerek onlara bedafaya alıştırmak yerine üretme dönecek teşviklerin yanında ortak kullanımlı tarım araçlarıyla organize etmektir. Tarım Bakanlığı'nın beklemeyen ve ekip biçmeye kudreti olmayan çiftçilerin topraklarını kiralamak yoluyla üretime kazandırmak ve küçük çiftçilerin kendi mülkleri üzerine gelir elde etmenin önünü açacak gibi projeler hazırladığı basına yansıdı. Tam olarak uygulamanın nasıl olacağını bilmemekle birlikte balık vermek yerine balık tutmak anlamına gelir ki kişi doğrusu da budur. Geçici destekler ise hani derler ya elde gelen övün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. Durum budur.
Bahsi geçen hayvan yerleşkesi projesi kapsamında küçük üreticiye ortak hayvan barınakları, besli malzemeleri kendilerinin üreteceği ortamlar sağlamak daha gerçekçi olmaz mı? Bölgemizde tarım ve hayvancılık büyük çiftçilerinden oluşan bir azınlığın elinde toplanmış. İster devlet, ister büyükşehir, ister yerel belediyelerin bütün yardım ve destekleri büyük tarım şirketlerinin ve çiftçilerinin kasalarına girmektedir. Belediyelerce dağıtılan çeşitli destekler dönüp dolaşıp büyük çiftçilere yaranmaktadır. Belediye yardımlarının ya satıldığı ya da tavuk yemi olarak yapıldığı duyumları almaktayız. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, 2024 yılı bütçe taslağında tablo 11 stratejik amaç 5 tablosunda dezavantajlı toplumsal kesimleri gözetmek, yoksulluğu ortadan kaldıracak tam ve üretken çözümler geliştirmek gibi bir hedeften bahsetmektedir. Aslında işin esası budur. Ama raporda dağınık olarak bazı kalemlerde dezavantajlı gruplardan bahsedilse de bütünlüğü içinde kaybolmaktadır. Kimler bu dezavantajlı gruplar? Engelliler, yaşlılar, hasta ve uyuşturucu bağımlıları, kimsesiz ve bakıma muhtaç olanlar ve kendine yetinmeyen aileler ve çocukları gibi gruplar farklı başlıklar altında alınsa da bütçede payları yüzlerce harcama kalemlerin yanında yasanın emredici hükmünün olmasa neredeyse görünmez olacak. En az pay sahip oldukları gözlenmektedir. Bunların toplam bütçe içinde payları yüzde kaç, doğrusu kamuoyu ve ben de bilmek isterim. Diğer yanda Silivri'mizin en dezavantajlı gruplardan olan teneke evlerde, naylon barakalarda, çadır, yarı çadır, yarı briket barınaklarda yaşayan onlarca Roman ailenin hijyen, çocuk ve kadın sağlığı, temiz su ve gıda, daha da önemlisi eğitim gibi belediyenin görev sorumluluğu içinde hem de anayasal vatandaşlık temel insan haklarından mahrum bu insanlar için Silivri Dayanışma Platformu, gönüllü hak savunucuları defalarca kaymakamlık ve belediye başkanlığı makamına heyetler halinde görüşmeler, dilekçelerle kamuoyu gündeme taşımış olmalarına rağmen geçmişte olduğu gibi 2024 yılı bütçe programında yer bulmamıştır. Tabii haksızlık etmeyelim. Sazlı sözlü roman eğlencesi düzenlemek bir şeydir. Bu ancak darbukadaki namelerle eğlenirsen ama yüreğindeki kök salmış yoksulluğun sürekli kanayan yarayı görmezsin durumunda başka nedir ki? Buna marka kent Silivri'nin neresine koymalıyız? Bir diğer dezavantaj grup ise işçilerdir. Başta belediye çalışanlarımız olmak üzere yüksek enflasyon, zam, daha önce konuştuk, işçilere hayati çekilmez hale getirmiştir. 2024 yılı bütçesindeki artışların TÜİK verilerine göre %62, İTO'ya göre %73 olan enflasyon oranında geçmiş kayıplar bir yana, 2024 yılı belediye çalışanının kölelik üzerinde mahkum ettiği neredeyse bu günden ilan etmiştir. Ama iddiamız odur ki yoksulluğun kuşaklar arası miras bırakılmasını önleyeceğiz. Yerel hizmetlerin zamanında hızlı, ucuz ve adil bir şekilde sunulduğu diyorsunuz. Yüksek enflasyon zamların tüm toplumu ahtapot kolları gibi boğduğu bir ortamda... Cabbar Bey, toparlar mısınız? Cabbar Bey, toparlar mısınız? Yok,
toparlarsanız bu kadar uzun bir konuşma grup başkan vekili. Başkanım bu metin bir bütündür. Metin bütündür ama grup başkan vekilinizin önce meclis başkanından yani benden bu konuyla ilgili bir izin ve müsaade alması gerekiyor. Yani böyle bir hayır. Yok Melih Bey, Melih Bey müdahale, Musa Bey müdahale etmeyin. Abi ben bir şey konuşmanızı bitirin demiyorum. Toparlayın diyorum Cabbar Bey. Başkanım şu metni bir okuyayım. Ya ama yani ben bak bu sizin için önemli olmayabilir ama Silivri. Ya Cabbar Bey, Cabbar Bey. Bir yıllık performans programı Cabbar Bey. Bütçeyi görüşüyoruz. Ben de bir bütçe bütçe üzerine konuşmuyorsunuz olarak... ki Cabbar Bey. Bütçe üzerine konuşun. Bütçe genel, üzerinde başkanım. Genel siyaset ve genel politika üzerine konuşuyorsunuz. Genel lütfen. Politika... Toparlayın konuşmanızı lütfen. Hadi buyurun. Yani bunu toparlama mümkün değil. Bu bir metindir. Yani ben bunu... Tamam başkanım teşekkür ederim. Yani bu etik de değil, adil de değil yani. Sizin yaptığınız benim etik değil. Bakın, kesilmesini bakın, ben hayır, doğru sizin yaptığınız etik değil. Yani bizim bakın, burada bakın bütçe görüşmelerinde bütçe başkanım bütçe görüşmeliyle ilgili bütün konular. Ya lütfen tamam toparlayın Cabbar Bey. Buyurun. Bunu söz size toparlayın konuşmanızı. Yeni kentlilik vurgusu elbette çok önemli. Bilindiği gibi Trakya birçok alt üst oluşlara sahne olmuş bir coğrafyadır. Yakın tarihimizde en önemli tarihsel olaylar Cumhuriyet'le birlikte 1924 mübadelesi Silivri'de büyük dönüşümün tarihidir. Kentsel, kitlesel gidenler ve kitlesel gelenler arkasında 1960'lı yıllarda başlayarak Anadolu iç göçü ve farklı dönemlerde Bulgaristan, Balkanlar'da deprem ve mülteci durumları genelde İstanbul üzerinde Silivri adetleri, gelenekleri, yaşam tarzları, işleri ve çalışma koşulları, giyim kuşamları, inanç değerleri, eğitim, ekonomik ve sosyal farkları gibi çok kültürlü bir şehrin oluşması kaçınılmaz olmuştur. Sözünü ettiğimiz gerçek kentliğe dönüşmekten kastınız nedir? Gerçek kentli nasıl olur? Ben Silivri'deki yaşamım boyunca popüler tamamen eğlenceye odaklı yoğurt festivalini saymazsak benim gibi Silivri'nin çeperlerinde kendi iç dünyasında yokmuş gibi yaşayan Silivri deyince Kale Mahallesi sahilin anlaşıldığı bir kent farklı halk topluluklarına dokunan onların varlığını görünür kılan ön yargıları öteleyen komşularıyla kucaklaşmasını sağlayan, belki de hayatım boyunca sokakta selamlaşmayacağım yöre dernekleri yönetici ve üyelerinin derin dostluklar olu arkadaşlar kurulmasına ben Silivri hissettiren tek proje 2014'te yapılan demokrasi platformunun yöre derneklerine organize ettiği dönemin belediye başkanı Sayın Özcan İşkılar döneminde Anadolu ve Rumeli kültürleri buluşuyor ve bir hafta süren yerel festivaldir. Kentlilik, belediye gelir ve imkanların yoksul mahalleleri birazdan pozitif ayrımcılık yaparak hizmet eşit, adil, adaletli dağıtılmasıyla mümkündür. Meclisimiz görevi de bu adil, adaletli dağıtımın denetçisi ve öznesi olmaktır. Arkadaşlar rahatsız oluyorsanız dışarı çıkabilirsiniz. Ben bunu okumak istiyorum. Cabbar Bey devam eder misiniz? Cabbar Bey provoke etmeyin devam edin lütfen. O nedenle arkadaşlar sessizce dinleyin bunu. Merkezde uzak mahallelerde mesela Semizkumlar eski köylerin bütçeden daha adil pay almasını sağlayacak harcama kalemlerinden aktarım yapılmasının talebimizdir. Sayın Başkan, çağdaş insan çağdaş kentlerde yetişir. Eğer yurttaşlar şehirdeki bireysel ve kamusal işlerini görmek için en basitine otopark bulmuyorsa, bütün şehir sokakları otoparka dönüşmüşse,
Vatandaşlar otopark bulmak için şehrin trafiğini kilitliyor, kavga ve tartışmalara sebep oluyorsa ortada çağdaş kentlilik değil, kaotik var, kaos vardır. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, değerlerimiz başlığında iki satırında devlet vatandaş buluşturan belediyecilikten bahsediyorsunuz. Devlet Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşların tümünün ortak ve anayasal bir kuruluşu değil midir? Devlet vatandaş ayrımı ne anlama gelmektedir? Hani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir? Dürüstlükten bahsediyorsunuz. Dürüstlük hem çok değerli hem de çok izafi bir konudur. Kişiye göre değişir. Ben herkesi bu ön şartsız dürüst kabul ediyorum. Burada ben dürüst değilim diyecek biri var mıdır? Dürüstlük tamamen kişiseldir. Kamusal hizmetler dürüstlükler üzerine kurulamaz. Yasalar demokratik değerler kabul edilmiş tahammüller ve etik değerler vardır. Yasa koyucuları ve uygulayıcıları toplumun dirine refahına en mazlum mağdur olandan başlayarak gelir dağıtımından, hizmet paylaşımından adaleti inşa edebiliyorsa ortada kimsenin dürüst ve ahlak değerlerine özel vurgu yapılamaz. Buna gerek de yoktur. Ancak bir konu vardır ki kamusal, özel ve tüzel kurumların en açık şekilde denetlenebilir olmasıdır. Dürüstlüğün garantisi de göstergesi de budur. Çünkü denetlenmeyen kurumlar zaman içinden içe çürür, yozlaşır, giderek çekilmez hal alır. Bu da ayrımsız hepimizin felaketine dönüşür. Dünyada örnekleri çoktur. Öte yandan fiili işleyişi toplumsal çıkarlardan daha çok bireysel çıkar peşinde koşan çıkar çevreleri belediyenin yetki gücünden özel imtiyaz elde etmek isteyen her zaman olmuştur. Bundan sonra olacaktır. Bunların zaman zaman belediyelerin finans sıkıntısını fırsata çevirip yasal bir yöntem olan bağış kurumu kullanabiliyorlar. Gönüllü gönülsüz bağışlar hizmet paylaşımında kurumlar bağışçılarına her zaman öncelik tanırlar. Olmayan işler oluverir. Kamusal hizmet örten kurumlardan hepimizin defalarca değişik şekilde karşılaşırız. Sade bir vatandaş kapıda beklerken bağışçılar müdür odasında kahvesini yudumlar. Bu bağışlar en yoksuldan en zengine, devlet kurumlarına neden özel bağış yapmazlar? Çok paraları varsa neden vergi olarak vermezler? Biz bağış yapmayan, kudreti olmayan vatandaşlar bu bağışları minnet ve şükranı borçluyuz. Bu hizmetler onların sayesinde mi yürüyor ya da yürüyecek? O zaman vatandaşlık, eşitlik hukukumuz bozulmaz mı? Ülkenin birliği, dirliği, bütünlüğü nasıl koruyacağız? Önlerinde ceket mi iliklemeliyiz? Bahsettiğiniz kentlilik hukuku nasıl korunacak? Bağışçılar birinci sınıf vatandaş itibarını görmez mi? Son bir paragraf kaldı. Evet, teşekkür ederim başkan. Evet, ben konuşmamın en başında söylemiştim. Bütçe görüşmeleri, hamasetin, nutukların, siyasi söylemlerin, eğmelerin, bükmelerin, iftiranın, suçlamanın yeri değil. Bütçe üzerine konuşacak kelimeleri olmayanlar, rakamlarla yönetimimize bir suç veya bir eksi bir anlayış isnat edemeyenler işte böyle fuzuli bir şekilde gündem dışı sözde konuşulacak konuları getirirler bütçe toplantısına, gereksizce insanların vakitlerini alırlar. Biz buraya bütçe görüşmeye için toplandık. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına
grup başkan vekilinizle ifade edip her pazartesi günü gündem dışı söz alabilirsiniz ve gündem dışı söz aldığınızda bu konuları paylaşabilirsiniz kamuoyunla. Konuşma, ama siz bir bütçe görüşmesine bu şekilde dahil olarak bütçe görüşmesini amacından saptırarak bizlerin değerli vakitlerini alamazsınız. Buna müsaade etmem bir dahaki sefere. Bakın siz dinleyin, sözünüzü kesmeyin. Ben herkese her şekilde söz veriyorum. Bakın konuşma, yaptığınız konuşmanın tamamına yakını gündem dışı sözde konuşulacak konular. Biz bugün bütçeyi toplanmak üzere, bütçeyi konuşmak üzere buraya geldik. Grup başkan vekiliniz de kürsüden bütçeye ilgili eleştirilerini geliştirdiler ve anlattılar. Bunun üzerine o zaman her meclis üyesi alsın yarım saat nutuk atsın bize. Burada bütçe görüşüyoruz arkadaşlar. Gündem dışı söz alabilirsiniz. Sizi burada konuşturmamak gibi, evet, hanginiz konuşma istediniz de konuşma süresi verilmedi? Hangi toplantıda? Ama bakın dar ve kısıtlı bir ortamda cuma günü yapılan bütçe görüşmesinde bu şekilde kendi kendinizi tatmin etmeye ben müsaade etmem bir dahaki sefere. Doğru da değil. Usul açısından da doğru değil. Anlayış açısından da doğru değil. Bakın ama bakın meclis üyelerinin hepsi sorumlulukların bilincinde arkadaşlar olması gerekiyor. Meclis üyelerimiz bütçe üzerine söz vermeyeceğim Süheyl Bey. Bütçe üzerine, rakamlar üzerine bir konuşma yapmadılar. Tamamen ucu açık siyasi söylemler, garip eleştiriler. Bakın söz vermeyeceğim, sözünüzü bitirdiniz. Dolayısıyla bütçe görüşmesinde diğer parti gruplarına da söylüyorum. Bütçenin dışında kimseye söz vermeyeceğim. Bugün bütçe görüşmesi yapılıyor. Bütçeyle ilgili görüşmelerini, fikirlerini dinlemek üzere AK Parti Grup Başkanı, AK Parti Plan Bütçe Komisyonu değişti mi? Kim görüşecek? Konuşacak. Yok. Ben çok az bir şey söyleyeyim. Salim Bey devam edecek başkan. Bakın bütçede tekrar başka bir tartışmaya götürmeyelim toplantımızı. Ben gerekenleri söyledim. Şimdi siz Cappar Bey'in konuşması üzerine bir şeyler söylerseniz karşılıklı bu konuşma, bakın bütçe görüşmesinin dışına, amacının dışına çıkarak burada tamamen bütçeyle ilgili adil paylaşımdan Cappar Bey ne konuştuğunuzu biz anlayacak kapasitedeyiz. Bir daha böyle şeye buyurun işte. Gökalp Bey, tamam. Grup Başkan Vekilimize söz verelim. Buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, çok kıymetli Arzu'nun Silivri hemşehrilerim. Filistin'de yaşanan insanlık dışı durumu AK Parti grubu olarak kınıyoruz. Orada ölen Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Savaşın da bir kısa süre içinde bitmesini istiyoruz. Tahmini bütçenin hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Belediyemize ve Silivri vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyoruz. Yalnız ben de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı ben de şimdiden kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına, Cumhuriyet'in kurulmasında emeği geçen tüm geçmişteki büyüklerimize rahmetle minnetle yad ediyorum. Yalnız ben sadece iki kelime söylemek istiyorum ki girmemek için. Balıkçı Barınağı ile alakalı Gümüşyaka'daki vatandaşlarımızı ve bu işle ilgilenen arkadaşlarımıza şunu söyledik. 8 tane yeşil plakası olan arkadaşlarla bir kooperatif kurun, işlem limanınız yapılacak dedik. Lütfü Bey de konuyu biliyor Melih Bey. Bunu sağlayın, kooperatifi kurun, gelin limanınız yapılacak. Tarımsal eleştirinize de şöyle cevap vereyim. Silivri Belediyesi Cumhur İttifakı olarak hiç borçlanmadan tarımsal faaliyetlerini yapıyor ve vatandaşlarımıza destek veriyor. Maalesef Büyükşehir eray olmasa bile 2-3 ayda bir karşımıza tarımsal destek verebilmek için borçlanma yetkisiyle geliyor. Bunları hatırlatmak istedim. Bir de ben de Sefer abiye söyleyeyim. Sefer abi, Gümüşyaka'daki kreş bitti mi? Yok. 4,5 seneden beri ancak çatısını kapattılar. Millet de bunlara güvenerek bol bol çocuk yaptı. 4 dersik mi? Tamam. Başkanım tekrar bütçemiz hayırlı olsun. Sefer abi, millet kime güveneceğini çok iyi bilir, hiç merak etmesin. Evet, Salim Bey'e söz verelim. Buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, kıymetli hazirun. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli Başkanım,
Öncelikle bütçemizin hazırlanmasında büyük emekleri olan Mali Hizmetler Müdürlüğümüzdeki değerli mesai arkadaşlarımıza, bütçemizin incelenmesi noktasında değerli katkılarını sunan Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki çok kıymetli meclis üyesi arkadaşlarımıza, tüm süreçlerde bizlerle beraber çalışan, bizim işlerimizi kolaylaştıran Yazı İşleri Müdürümüz ve değerli ekibine ve en önemlisi göreve başladığı günden beri ilçemizin ihtiyaçlarına uygun, akılcı, gerçekçi ve sürdürülebilir bir bütçe anlayışı ortaya koyan değerli belediye başkanımız Sayın Volkan Yılmaz'a ben de grubumuz adına teşekkürlerimi sunuyor. Silivri Belediye'mizin 2024 mali yılı bütçesinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, bütçe belediyemiz için, ilçemiz için çok önemli bir unsur. İnşallah uygulamasını da hep beraber takip edeceğiz. Bütçeyle ilgili düşünceler, görüşler, eleştiriler tabii hepsi çok çok kıymetli. Bizler de bütçeyi değerlendirirken özellikle bugüne kadar yapılan bütçelere ve uygulamalara şöyle bir göz attık. Başkanım, her ne kadar siz son 4 seneyle önceki döneme ait 5 yılı kıyaslayan tabloları göstermeyelim, kimse rencide olmasın deseniz de orayı da bir hatırlamak, oraya bir değinmek gerekiyor. Son 4 yıldır Silivri Belediyesi alışık olmadık bir şekilde sürekli hedeflediği bütçe rakamlarını tuttururken bir yandan da bütçe fazlası veren bir görüntü sergiliyor. Tabii bu durumla ilgili bir hususa da ben dikkat çekmek istiyorum. Eğer iyi bir belediye başkanıysanız iyi kadrolarla çalışırsınız. En iyi başkan yardımcılarını, en iyi birim müdürlerini, en iyi mesai arkadaşlarınızı seçer, onlarla çalışırsınız. Yani hepimizin yakından bildiği bazı büyükşehir belediyelerindeki gibi ittifak ortaklarınızdan belirli yüzdelik oranlarla kadrolar kurup onlarla bir çalışma yapmazsınız. Silivri Belediyesi liyakatli kadrolarıyla kendine doğru bütçe hedefleri koyup bu hedefleri de %100'ün üzerinde gerçekleştirme oranlarıyla örnek bir belediyecilik anlayışı ortaya koyuyor. Temennimiz bu başarılı performansın 2024 yılında da artarak devam etmesidir. Bizler de AK Parti grubu olarak ilçemizi yatırımlarıyla, hizmetleriyle daha ileriye taşıyan, bu şehrin evlatlarına daha güzel, daha yaşanabilir bir ilçeyi miras bırakmak için çalışan şehrin emini belediye başkanımız Sayın Volkan Yılmaz'a teşekkür ediyor. Bütçemizin Silivri'mize, İstanbul'umuza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Teşekkürler başkanım. Evet, Salim Bey'e teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Sultan Hanım'a söz vereceğim. Buyurun Sultan Hanım. Tabii ki, buyurun. Sormanıza gerek yok. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, Sayın İlçe Başkanım, değerli muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, güzide basın mensuplarımız ve bizleri canlı yayında izleyen çok değerli Silivri halkımızı Milliyetçi Hareket Partisi grubumuz adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bayraklarla donatılan bu salonda şimdiden hepimizin 100. yılını yaşadığımız Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bu cumhuriyeti bize emanet eden büyüklerimize şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Performans programı ve bütçeye ilişkin görüşlerime geçmeden önce Filistin'de yaşananlarla ilgili de birkaç söz söylemek istiyorum. Filistin bir asırdır felaketlerin pençesinde ve mağduriyetlerin çemberinde. Yıllarca İsrail'in zulmüne maruz kalmış. Mescid-i Aksa ilk kıblemiz, Müslümanların şerefi. 1967 sınırları dahilinde başkenti Kudüs olan Filistin devletinin tanınması ertelenemez bir zorunluluk halinde. O bölgede huzurun acil bir şekilde tesis edilmesi gerekmekte. Her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha yineliyor, huzurun bir an önce sağlanmasını temenni ediyorum. Öncelikle 2024 yılı performans programı ve bütçesinin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Silivri'miz 4,5 yıldır takdir edilmese bile taklit edilir bir yönetimle idare edilen
örnek bir ilçe haline gelmiştir. Dilinizden düşürmediğiniz vizyon sahibi olmak da budur arkadaşlar. Şu anda görüştüğümüz 2024 yılı performans programı ve bütçesi de bu anlayışın vücut bulmuş halidir. Birçok belediye seçim bütçesi ve performans programı hazırlarken Silivri'miz için yatırım ve hizmet bütçesi huzurlarınıza sunulmuştur. Çok şükür ki şu anda Silivri'mizin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına eşit hizmet anlayışı ile mali açıdan ayakları yere basan, yatırımdan, hizmetten ödün vermeyen, sosyal belediyecilik anlayışının temel alındığı, çiftçisinden köylüsüne, esnafından öğrencisine, yaşlısından gencine, erkeğinden kadınına, yani tüm vatandaşların ihtiyacına yönelik bir yönetim anlayışıyla hazırlanmış bir bütçe ve performans programını konuşuyoruz. Niye çok şükür diyoruz arkadaşlar? Çünkü geçen dönemde olduğu gibi borç batağı içerisinde bir belediyeyi ve belediye bütçesini konuşmuyoruz şu anda. Personelin maaşını bile ödeme imkanı olmayan bir bütçeyi de konuşmuyoruz. Ya da Silivri'ye neredeyse bir çivi bile çakılamayacak kalemlerin ayrıldığı bir bütçeyi de konuşmuyoruz. Ya da kaynak yaratamayan, hatta yarattığı kaynakları bile düzgün kullanamayan bir bütçeyi de konuşmuyoruz. Artık Silivri halkı hizmet beklentisi açısından çıtayı yükseltmiştir. Çünkü halkımız Silivri Belediyesi'ne ve Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz'a güvenmektedir. Muhalefetin de beklenti açısından çıtayı yükselttiğini biraz evvelki konuşmalardan da anlamış bulunuyoruz. Kendi dönemlerinde hayalini bile kuramadıkları, gerçekleştirmeleri imkansız olan anlayış ve hizmetleri bu yönetimden bekler hale gelmeleri gerçekten bizler açısından gurur verici. Yaparsa Volkan Yılmaz yapar anlayışının herkese sirayet etmesinden de mutluluk duyuyoruz. Tahmini bütçe ve performans programına yöneltilecek eleştiri bulamadıklarından olacak ki, çamur at izi kalsın anlayışı ile mesnetsiz eleştiriler dinledik biraz evvel. Ben birazdan oy birliğiyle geçecek olan bu tahmini bütçe ve performans programı için muhalefetten ayakları yere basan yapıcı eleştiriler bekledim. Ama Melih Bey'in rüyalarına dinledim. Muhalefetin 4,5 yıldır olduğu gibi yine yapılanları hazmedememe problemlerinin bu görüşmeleri de sirayet ettiğine şahitlik ettik hep birlikte. Kendi iktidarlarında, 10 yıllık iktidarlarında işçisini zerre düşünmeyenler, maaşlarını bile ödeyemeyenler, şimdi çalışanlar üzerinden siyasi kazanç sağlamaya çalışmakta. Kendi dönemlerinde öğrencileri ve gençleri için çivi çakmayanlar, şimdi yaptığımız kütüphaneleri, dershaneleri, spor salonlarını yok saymakta. Kendi dönemlerinde Silivri merkezindeki sokakları asfaltlayamayanlar, mahallelerdeki yapılanları karalamakta. Arkadaşlar, çamur at izi kalsın siyaseti artık Silivri'de siyasi bir anlayış olmaktan çok uzaklaşmıştır. Vatandaş kendine hizmet edeni de, Silivri'ye ihanet edeni de çok rahat ayıracak ferasete sahiptir. Siz rahat olun. Kaçakla mücadelenin Silivri'de tarih yazdığı, tarımsal üretimin çığır açtığı, planlı Silivri için bu zamana kadar yapılmayan planların yapıldığı, belediye kaynaklarının şahıslara değil, belediye kasasına girdiği bir yönetimle karşı karşıya olmanıza rağmen yapılanları gölgelemeye çalışmak çırpınarak batmaktır. 2024 bütçesi ve performans programı da yine Milliyetçi Hareket Partisi iktidarında en iyi şekilde uygulanarak Silivri'mizde ve ülkemize hizmet yolunda örnek olmaya devam edecektir. Siz rahat olun. Sözlerime son verirken, göreve başladığı günden bugüne kadar ülkemizin ve Silivri'mizin geçirdiği doğal felaketler ve salgın hastalıklar da dahil olmak üzere tüm olumsuzluklara rağmen gerçekleştirdiği başarılı yönetim için başta Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz olmak üzere emeği geçenlere grubumuz adına teşekkürlerimi sunuyor. Önümüzdeki dönemde de bu başarının katlanarak artacağından zerre kuşku duymadan Milliyetçi Hareket Partisi grubumuz adına 2024 yılı bütçesi ve performans programının Silivri'miz için hayırlı olmasını diliyorum. Evet, Sultan Hanım'a teşekkür ediyoruz. Evet değerli arkadaşlar, bazen anlattıklarınızın karşı taraf tarafından anlaşılmaması sizleri yorabiliyor. Ben konuşmama başlamadan önce bir bütçe sunumu, 2 saat size burada bir bütçe sunumu yapabilirdim. Rakamlar, tablolar, çünkü
5 yıllık performansınız, son 5 yıllık performansınız bizim karşılaştırılmamız gereken performans. Hani niye eskiye dönüyor, niye eskiyi Başkan Bey sürekli bizim önümüze getiriyor deme gibi bir lüksünüz yok. Çünkü sizin 5 yıllık bir yönetiminiz vardı. Silivri'de yaşayan vatandaşlarımız bu yönetiminden memnun olmadıkları için sizi muhalefete gönderdiler, bizi iktidara getirdiler. Ve biz iktidarımıza 4,5 yılı tamamlamışken tablolarla, rakamlarla, amiyane tabirle burada sizi bir o köşeye, bir o köşeye yerden yere vurabilirdik. Çünkü karneniz zayıf. 5 yıllık karneniz kırık notlarla dolu. Ama dedim ki bu toplantıda bütçemiz oy birliğiyle geçeceğinden, siyasi nezaketle bu tabloları paylaşmaktan ziyade ilkeler üzerinden, rakamlar üzerinden bilgilendirme bütçe sunumu yapacağım dedim ve öyle bir sunum yaptım. Tabii muhalefet partisinin görevi eleştiri getirmek. Buna da kabulüz, her türlü eleştiriye de açığız. Ama eleştirilerin mecrasından sapmaması, oturumun dokusunu bozmaması, oturumun amacına yönelik olması gerektiğini de herkese hatırlatmak istiyorum. Şimdi ana muhalefet partisinin grup başkan vekili Melih Bey'in konuşmasını dinlerken bütçe toplantısında, Ekim ayındaki toplantımızda değil de Nisan ayı toplantısında faaliyet raporu görüşmesinde olduğu hissine kapıldım. Melih Bey önümüzdeki Nisan ayında yine muhalefet partisinin grup başkan vekili olarak burada faaliyet raporunu eleştireceksiniz. Hiç merak etmeyin. O zaman yapılanları yapılmayanları anlatırsınız. Bugün bütçe rakamlarının spora ne kadar ayrılmış, sanata ne kadar ayrılmış, dezavantajlı gruplara ne kadar ayrılmış, köylere, tarımsal hizmet, bunların konuşulması gerekirken bütçedeki açıkların, fazlaların, bütçedeki yatırım payının tartışılması gerekirken buraya baktığınızda tartışabilecek, eleştirecek bir konu bulamadığınızdan dolayı faaliyet raporu görüşmesinde yapılması gereken konuşmayı bugün Silivrilere, hemşerilerimize ve meclisimize ithafen yaptınız. Şimdi burada tabii ki siz bunları yaptığınız zaman bana da ben bu cevapları vermediğim zaman sanki hani sükut ikrardan gelir den yola çıkarak söylediklerimizi kabul etmiş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Onun için kısa, net, öz eleştirilerinizin şeyinden kopmadan esasında cevap vermemem gerekiyor. Bir seferinde vermemişim ama bu sefer bir cevap verilmesinin zorunlu olduğunu ifade ediyorum. Arkadaşlar, 3 tane tablomuz var. Bir tanesini ekrana getirir misiniz? Ekrana geldi mi arkadaşlar? Bakın yıllara göre yatırım bütçesi Silivri Belediyesi'nin bu. Bakın 2018'den aldık. Yatırım bütçesi bütçe içerisinde devasa bir şekilde büyüyor. Sizin döneminizde hani diyorsunuz ya asfaltları kaldırdınız, şunu yapıyor. Hiçbir şey yapmadığınız için yatırım adına yalnızca maaş ödeyip çöpçüye ihaleyle toplattığınız çöpçüye ve müteahhitlere para ödemeye ancak yetişebildiniz. Ona da yetişemeyip her yıl bütçenize önemli açıklar verdiğiniz için bu konuda bir şey söyleyemediniz. Bakın görüyor musunuz? 2024 bütçesinin, yatırım bütçesinin 2018'den nereye sıçradığını. Yatırım demek Silivri'ye hizmet demek. Yatırım demek gençlere, çocuklara, annelere, dezavantajlı gruplara el uzatılması demek. Yatırım demek kütüphane demek, okul demek, tiyatro demek, kültür demek, spor demek, sanat demek, stadyum demek, yüzme havuzu demek, kapalı spor kompleksi demek, gençlik merkezi demek, kültür merkezi demek. %40 yatırım bütçesi var 3 milyar TL'nin içerisinde arkadaşlar. Şimdi öbür tabloya gelelim arkadaşlar. Geldi mi önümüze? Yıllara göre bütçe ve gerçekleşme oranları arkadaşlar. Bakın 2014'ten 2022'ye kadar almışız. 2023 daha gerçekleşmedi çünkü. Gider ve gelir gerçekleşme oranlarınız var. Burada 2014 yılında bütçede öngördüğünüz gelirin sadece %61'ini gerçekleştirmişsiniz. Bütçeye yazmışsınız ama bu parayı toplayamamışsınız, borçlanmışsınız. 2015'te 68'i, 2016'da 71'i,
İşte böyle sıralanıyor. 2018'e 73'ü, 2019'a 73'ü. Bizim dönemimizde 2020'de ilk yılımızda pandemiyle boğuşmamıza rağmen bütçemizin gelir kısmının %88'i, 2021'de %122'si, 2022'de %107'si gerçekleşerek bütçe fazlası verip hiç borçlanmadan belediye yönetimini devam ettirmişiz. Üçüncü tabloya gelelim. Evet, üçüncü tabloda kırmızı sınıfta kalanları işaret ediyor. Sarı orta geçer not, mavi de takdirname. Kırmızıya bakalım, hangi yıllara ait? 2016, 2017, 2018. 2016'da %7 istikrarlı gidiyorsunuz. 2017'de %15, 2018'de de %14 bütçe açığı veriyorsunuz. Yani harcadığınız para gelirinizden fazla. Gideriniz gelirinizden fazla. Borçlanmışsınız ve borç yükü biriktirmişsiniz. İstikrarlı bir şekilde bütçe açığı vermişsiniz. 2019'da sizin yaptığınız, ilk 3 ayında sizin yönettiğiniz bir bütçede 9 ay gibi bir sürede %1 açıkla, yani denk bütçeyle kapatmışız. 2020'de %11.29, 2021'de %25.98, 2022'de de %8.24 bütçe fazlası vererek şehrimizin, hani bugün bir projemiz var ya, iki yakasını bir araya getiriyoruz diyoruz ya, D100 karayolu. Melih Bey de yapılamaz diye benden istiyordu ya, bu projeyi niye yapmıyorsunuz, bu projeyi yapma, yaptığımız projenin bütçede vücut bulmuş hali. Bütçenin iki yakası bir arada. Denk bütçe artı bütçe fazlası. Şimdi bütün bunları yapan bir belediye başkanına ve belediye yönetimine, Cumhur İttifakı grubuna bugün burada yapılanların hiçbirini görmeden, yapılanların üstünü örterek, hatta vermediğimiz sözleri burada bizim vermiş olduğumuz sözler gibi ifade ederek bir algı içerisindesiniz. Ama sizin de fazla yapacak bir şeyiniz yok. Onu da kabul ediyorum. Şimdi şöyle şuradan başlayalım. Melih Bey dedi ki, tarımda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni taklit ediyorsunuz. Niye gülüyorsunuz? Gülmeyin arkadaşlar. Yani Silivri Belediyesi Büyükşehir Belediyesi'ni taklit ediyor, öyle mi? Yani nasıl buna inanarak bunu söylüyorsunuz ve buna insanların inanması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bakın, bugün Silivri Belediyesi'nin yapmış olduğu, biraz önce de meclis üyenizin, Cabbar Bey'in de eleştirdiği, daha önceki belediye başkanınızın geçmişten eleştirdiği, bu işler arpa dağıtmakla, tohum dağıtmakla olmaz dediği, ama bu yıl Silivri Belediyesi'nin yerli milli sertifikalı arpa tohumunu en sonunda artık ısrarlara dayanamayak Büyükşehir Belediyesi'ne bizi taklit ederek bu yıl dağıttığını biliyorsunuz. Şimdi arpa tohumunu dağıtamaz, arpa tohumunu Silivri Belediyesi taklit ediyor diyenlerin, bakın diyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Silivri Belediyesi'nin yaptığı her çalışmayı sizler gibi takdir edemese de taklit ettiğini hepiniz bu acı gerçeği biliyorsunuz. Şimdi katı gübre serpme makinesiyle ahır gübrelerini boşaltmaya başladık. Volkan Yılmaz yaptı ya, koştunuz Büyükşehir Belediyesi'ne, Ekrem Bey'e, katı gübre serpme makinesi almamız lazım dediniz Silivri'ye. Bu yaptığınız uygulama şu an sizin sözü keserek söze girme, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekiline yakışmıyor. Mecliste bunu olay verdikten sonra almadınız. Arkadaşlar, ben Grup Başkan Vekilinin sözünü kestim mi? Grup Başkan Vekili konuştu değil mi? Şimdi ben de cevaplarımı veriyorum, dinleyeceksiniz. Dinleyeceksiniz. O zaman dışarı çıkacaksın. Buyurun. Buyurun. Kapı açık. Gelene de açık, gidene de açık. Buyurun. Buyurun. Evet, ben konuşmama devam edeceğim. Siz dinlemeyebilirsiniz ama Silivri'deki yaşayan halkımız dinleyecek. Bu söz kesme
sözü köserek konuşmacıyı, hatibinin insicamını bozma hiç duygun bir şey değil. Hepsine müdahale ettim. Bakın ben şu an meclisi yönetiyorum. Buyurun, isteyen dinleyebilir, isteyen dinleyebilir, çıkma. Süheyl Bey, buyurun dışarıya. Burayı çiftlik olarak nitelendiremezsiniz. Sizi terbiyeye davet ediyorum. Burası Silivri halkının, Süheyl Bey, burası Silivri halkının tercihinin, teveccühünün tecelli ettiği yer. Burası çiftlik değil, uyarıyorum sizi. Burayı çiftlik diye nitelendiremezsiniz. Evet değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi grubu her seferinde şunu söyleyeyim. Silivri'deki yaşayan halkımız bizi dinliyor, dinlemeye devam edecek. Ben de buradan konuşmaya devam edeceğim. Buyurun. Evet, tarım, takın, Silivri Belediyesi'nin tarım faaliyetleri Büyükşehir Belediyesi'nin değil, Türkiye'deki tüm belediyelerin taklit ettiği, takdir ettiği bir durumda. Arkadaşlar, Mustafa Bey. Şimdi değerli arkadaşlar, burada Süheyl Bey, konuşmayınız lütfen. Evet değerli arkadaşlar, burada tahammülden bahsedenler meclis başkanının konuşmasını keserek, meclis başkanının söyledikleri ifadeleri içlerine sindiremeyerek, sürekli konuşmasını keserek burada bir kakofoni oluşturmaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekilinin yapmış olduğu hareket ne kendisine ne de Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır. Hele hele bütçe görüşmesini, sözümüzü kestiğinin ona kibar bir dille ifade edilmesi ve anlatılmasını dahi tahammül edemeyerek, demokrasi kültürünü içine sindiremeyerek, kendisini kibar bir dille uyarmamıza rağmen sözümüzü kesmemesi gerektiği noktasında, dinlemesi gerektiği noktasında meclisi terk etme yolunu seçmesi Silivri'de yaşayan vatandaşlarımıza saygısızlıktır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren ve onlara oy verip burada muhalefet görevini veren vatandaşlara da saygısızlıktır. Ve bu meclisin çatısı altında hepimize yapılmış saygısızlıktır. Ben şimdi buradan onların sözlerine cevap vermeye devam edeceğim. Tarım politikaları noktasında tüm yetkili kurumlar Silivri Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmaları örnek öncü önder gösterirken Silivri Belediyesi'nin çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları taklit etmekle suçlamak tam bir şekilde iftira halidir. Bakın, biz katı gübre serpme makinamızı aldık, uygulamaya koyduk. Ondan sonra İstanbul Büyükşehir Meclisi'ne bir karar geldi. Ziraat odasına 2 tane katı gübre serpme makinesi ve triyol, yani seyyar tohum temizleme aracı. Biz bunlara kabul verdik, teşekkür ettik Büyükşehir Belediyesi'nde. Ama gelin görün ki bizim şu an katı gübre serpme makinemiz 700 kamyon ahır gübresini tarlalardan, ahırlardan bertaraf edip taban gübresi olarak yaymışken Büyükşehir Belediyesi'nin serpme makinaları, burada çiftçi meclis üyeleri de var, çil çil yatıyor, boyalarında daha çizik yok. Taksınlar traktörlerine, mazotlarını koysunlar, yapsınlar bu işlemi. Öyle taklit etmekle yapılan iyi çalışmaları yalnızca taklit edeyim. Bir algı, nasıl süt dağıtıyoruz algısı. Nasıl tüm halk ekmeğin buğdayını Silivri'deki, Çatalca'daki üreticiden alıyoruz yalanı. Yüzlerine çarpıyorsa bugün yapmış oldukları iftiralar, yalanlar da yüzlerine çarpacak. Ne dediler başka? Otopark. Ya Allah aşkına, siz yıllarca 19 Mayıs meydanını tenekelerle kapattınız. Vakkas Köprü'nün orasını, eski tarihi köprümüzü tenekelerle kapattınız. Otopark yapıyoruz diye ilanlar astınız. Her yıl proje değişti ama yapılan bir şey yok. Bakın, Silivri Belediyesi olarak biz bugün Çevre Bakanlığımıza, Millet Bahçemizde 120 araçlık bir kapalı otoparkı bitirdik. Çok yakında hizmete açıyoruz. Hemen belediyemizin arkasında 300 araçlık bir kapalı otoparkı 3 ay sonra Silivri'nin hizmetine sunuyoruz. 250 araçlık otoparkımız hastanede Melih Bey gitsin arabasını park etsin hizmet veriyor. Yine 250 araçlık otoparkımız eski festival alanında mülkünü Silivri Belediyesi olarak satın alarak otopark olarak kullanıyoruz. Gitsinler araçlarını park etsinler. Yine tapunun orada 50 araç, kaymakamlığın arkasında 50 araçlık otoparklar yaptık. Ve bu otoparkları Silivri Belediyesi'nin eliyle işletiyoruz. Ahmet'e, Mehmet'e,
kiraya vermedik. 3 tane el değiştirip başka amaçlarla bu otoparkların kullanılmasına göz yumdular. Otoparkları birilerinin elinden almaya cesaretleri, güçleri yetmedi. Biz ne yaptık? Bu otoparkların hepsini belediyenin eline geçirdik. Belediyenin eliyle işletiyoruz ve bugün, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yine bir faiz zam geldi İspark'a. İspark'ın yarısına yakın fiyatına Silivri Belediyesi'nin otoparklarından ücret ödüyor. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İspark'ın otopark yapma görev sorumluluğu var. Silivri'ye kaç tane otopark yaptı arkadaşlar İspark, sorayım size? Kaç tane otopark yaptırdılar? İspark'ın başladığı bir otopark var mı? Ekrem Bey, 19 Mayıs Meydanı'nın altını dedim. Buyurun otopark yapın, tahsis edelim İspark'a. Yapmadılar. İspark eliyle hazır caddelerimizde, hazır sokaklarımızda Silivri Belediyesi'nin otoparklarının 2 katı fiyata park ücreti topluyorlar ve utanmıyorlar. Evet, başka ne dedi arkadaşlar? Emekliler lokali yapmamışız. Bakınız, 23 dev projenin içerisindeki alt baş var emekliler lokalimiz. Vakkas Kafe emekliler lokali. Kale Park emekliler lokali. Türkiye'de çayı 1 liraya satan bir büyükşehir belediyeniz ya da bir ilçe belediyeniz var mı? Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar burada yok. Sorayım onlara, cevap versinler. Basın toplantısı yapmayı çok severler. Var mı 1 liraya çay, 5 liraya kahve satabildikleri bir sosyal tesisleri? İşte Vakkas Kafe'de, Kale Park'ta şu an yapmış olduğumuz yeni tesisler de sosyal belediyecilik anlamıyla kiray verilmeyip Silivri Belediyesi olarak işletilecek. Sağlam kaldırımları kaldırıp, sağlam asfaltları kazıyıp yol yapıyormuş, asfalt yapıyormuş Silivri Belediyesi. Ya Allah aşkına, bırakın uzak köyleri, Sefer Bey, Sefer Başkanım, bırakın Sayaları, bırakın Kurfalı'yı, bırakın Danamandıra'yı. Bugün Ali Bey Mahallesi, Esentepe Camii'nin etrafı, Halim Uluşahin Caddesi, Turgut Özal Bulvarı, ne asfalt vardı, ne kaldırım vardı, ne aydınlatma vardı. Ne de hemen arkamızda bulunan Sarıbekir Mahallesi diye adlandıran mahalle. Bakın, Esnaf Sanatkarlar Odamızın, BP'nin arka tarafı. Şu an eski sanayinin orada yaptığımız... Ya Allah aşkına, Silivri'nin içerisinde, ana caddelerinin dışında ne kadınlarımızın gece yürüyebileceği aydınlatma, ne de çocuklarımızın oynayabileceği bir park, ne de insanların dolaşabileceği kaldırımlar, ağaçlandırmalar vardı. 10 bin ağaç diktik biz bu şehirde kaldırımlarımızın üzerine. 10 bin ağaç. Sağlık alanında 10 yılda 10 santim bir bina yapmadılar. 10 santim. 4 tane sağlık ocağı, 3 tane 112 acil istasyonu, 8 tane sağlık evini yapan bu belediye. Gençler için sultanım hatırlatıyor. Gençler için yaptığınız bir şey yok dediler ya. Ya bir gençlik toplantısında bunu bir söyleseler ya. Üniversite sınavı harcı ödemeyen, üniversiteyi kazandığında 750 lira hoş geldin bursa alan, üniversitede devam edip her ay 750 lira, yılda 7500 lira burs alan, ücretsiz Güzel Sanatlar Akademisi'nde saz çalan, nota öğrenen, sörfej öğrenen, tiyatro öğrenen, yine birçok hizmetin ve yakında kütüphanelerle buluşacak gençlerimize gidip söyleseler ya Volkan Yılmaz ve yönetimi gençlerle ilgili ne yaptı diye. Hiçbir şey yapmayanlar, bu onca şeyi üst üste koyup 4,5 yıla sığdıranlara laf söylüyorlar. Devlet üniversitesi istiyormuş Melih Bey. Şimdi daha önce de iki yakayın bir araya geleceğine inanmadığı için sürekli bu geçiş sistemi, bu viyadük yapılsın, sizden bunu talep ediyoruz dediler. Yapıldığında teşekkür dahi edemediler Cumhurbaşkanımıza. Cumhurbaşkanımıza ben burada çok teşekkür etmek istiyorum, şükranlarımı sunuyorum. Devasa bir proje, Silivri'nin en önemli ihtiyacını karşılayacak projeyi yatırım bütçesinde olmamasına rağmen aldı. Ocak ayının sonunda da inşallah hava şartları müsaade üstünden ilk aracı geçireceğiz. Altında 175 bin metrekare rekreasyon alanı olacak. Çocuklarımız, kadınlarımız rahatça karşıdan karşıya geçecek ve altlarında üretici kadınlarımıza el emeği, göz nuru, dükkanlarımız, satış yerlerimiz olacak. Şimdi başka ne? Devlet Üniversitesi Allah aşkına. Şimdi bu da yapılamaz, nasıl olsa yapılamaz diye benim Devlet Üniversitesi Silivri'ye getireceğim diye bir vaadim mi vardı? Her şeyi Volkan Yılmaz'ın, bakayım arkadaşlara doğru bakayım da oradalarmış. Her şeyi Volkan Yılmaz'ın
omuzlarına yüklemek gibi bir şeyi derdiniz mi var arkadaşlar? Ha yaparsa Volkan Yılmaz sloganını kanıksamışlar, benimsemişler. Her şeyi benden bekliyorlar. Ha beklesinler. Zamanı geldiğinde, günü geldiğinde onu da yaparız. Onu da yapacağız. Bir başkasını da yapacağız. Ama yalnızca üniversite, planlarda üniversite alanı işaretlemeyi üniversite getirdik, üniversite Silivri Üniversitesi'yle buluşturuyoruz demek vatandaşın aklıyla alay etmek. Şehre dar pencereden bakıyormuşuz biz. Şehre dar pencereden, Allah aşkına ya. Siz şehre yalnızca şehirde bir lokantadan, şehrin çarşısından, bir de uzun yollar kat ettiğiniz yollardan baktınız bu şehre. Uzaklardan baktınız. Çünkü bu şehirde yoktunuz. Hep uzaklardan seyrettiniz Silivri'yi. Silivri'de siz mutlu bir azınlık olarak yaşadınız. Silivri'nin dezavantajları grupları ezildi. İnledi, inim inledi ama siz mutlu bir şekilde Silivri'ye uzaktan kuş bakışı baktınız. Eğer bizim dar pencereden bakmamızı en ücra köşede, en uzak köyümüzde bugün yapılan üretim şenliklerini, dağıtılan tohumları, çiftçinin, hayvancının kurbanını satamayan anneannenin kurbanını almayı ve dezavantajlı gruplara, engelsiz yaşam merkezleriyle, engelli bireylere, yaş almış büyüklerimize, evde bakıma muhtaç büyüklerimizin sakal tıraşından hasta alt bezlerine kadar onlara ulaşmayı siz dar pencere görüyorsanız aldanıyorsunuz. Esas sizin baktığınız pencere tamamen Jacoben bir anlayışınızın gereği olarak Cumhuriyet Halk Partisi penceresi. Onun için bu anlayışla Silivri'ye hizmet etme şansınız yok. Çünkü Silivri'de yaşayan vatandaşlarımız bu anlayışın, bakın bu anlayışın Silivri'den tasfiye edilmesi gerektiğini 4,5 yıl önce söyledi. 6 ay sonra da bu anlayışa bir daha burada fırsat vermeyecek. Şimdi Melih Bey yine bizim sloganlarımızdan esinlenerek bir eleştiride bulundu. Dedi ki bina yapmak önemli değildir. Binanın içerisindeki insana değer katmak önemlidir. İşlemişiz beyinlerini arkadaşlarım. Şimdi biz tabii ki şunu söyledik. Yüzme havuzu, spor kulübü, kütüphaneler, tiyatro salonlarının hepsini yapabiliriz. Ne lazım? Demir, beton, çimento, mühendis, para lazım. Ama bunları anlamlandırmak, bunların içerisine ruh katmak, bunların içerisindeki gençleri imanlı, faziletli, ahlaklı yetiştirip bir sonraki nesillere bu hizmetleri geliştirerek devam edip aktarmaları için de insana yatırım yapacağız dedik. Şimdi afet koordinasyon merkezi binamız sizce bir binadan mı ibaret? Taştan, çimentodan mı? Türkiye'nin neresinde bir afet yaşanırsa hazır olan, can siperhane mücadele eden, canını bile düşünmeden oraya koşan yiğitlerin içerisinde olduğu, şehrin 24 saat kamerayla izlendiği ve insan hayatının kolaylaştırıldığı bir bina afet koordinasyon merkezimiz. Birinci sınıf atık getirme merkezi. Çevreye, doğaya, insana yapılan en büyük esasında yatırım geri dönüşüm hadisesi. Birinci sınıf atık getirme merkezini yaptık, bina yaptık. Evet Melih Bey. İçerisinde insan mı? İçerisinde insan var, çevre var, doğa var. Her şey var içerisinde. Çocuk kütüphanesi. Ya Allah aşkına bir tane kütüphaneye, bir tane eğitime dair yaptığınız bir şey söyleyin Silivri'de. Çocuk kütüphanesinin içinde insana, çocuğa değen hiçbir şey yok mu sizce? Masal odasından, sinema odasından, etkinlik alanından, motor gelişimlerine kadar tamamen çocuklarımıza dokunan ücretsiz, herkesin faydalandığı bir kütüphaneyi bina olarak mı değerlendiriyorsunuz? Peki yapımı devam eden bu ay içerisinde birisini, bir tanesini, bir sonraki ay bir tanesini, sonraki ayda bir diğerini ve yılın ilk aylarında da büyük halk kütüphanesini açacağımız 4 tane kütüphaneyi siz binadan ibaret mi görüyorsunuz? İçerisinde Nazım Hikmet'i de, Hüseyin Nihal Atsız'ı da, Yakup Kadri'yi de, Jean-Jacques Rousseau'yu da okuyacak, anlayacak, çocukların yetişeceği, çocukların kendini geliştirecek kütüphaneleri bina olarak mı görüyorsunuz siz sadece? Güzel Sanatlar Akademisi, ücretsiz saz, piyano, şan, nota, solfej, tiyatro, görsel sanatların ücretsiz olarak Nişantaşı Üniversitesi ile verildiği ve eğitimcilerin, hocalarımızın, devlet tiyatro sanatçı hocalarımızla yapılan bu çalışmaları siz yalnızca bina olarak mı görüyorsunuz? Ücretsiz etüt merkezi ve dershanemiz var, 200 öğrencimiz var. Bir dershanenin bugünkü maliyeti 70 bin lira.
Dar gelirli çocuklarımız, 200 çocuğumuzu burada üniversiteye hazırlıyoruz. Öğle yemekleri bizden, çay bizden, kahve bizden, çorba bizden. Burayı siz bina olarak mı adlandırıyorsunuz? Bina yapmışız. İyi ki de yapmışız. Peki anaokulunu, Erginkan Anaokulu'nu bina olarak mı değerlendiriyorsunuz? 250'nin üzerindeki çocuğumuzun okul öncesi eğitimini gerçekleştirdiği anaokulunu. Peki yakında açılışını yapacağız inşallah. Gelirler, teşrif buyururlar ve orada engelsiz bireylerin nasıl kurslarla, nasıl eğitimlerle, nasıl pedagoglarla, psikologlarla, sosyologlarla, özel eğitimcilerle desteklendiğini, nasıl zihinsel engelli bir çocuğun, annesinin tuvalete dahi gidemediği, bırakamadığı çocuğun mola şeklinde 3 saat buraya bırakıp kuaföre, pazara, çaya, güne annesinin gidebileceği bu engelsiz yaşam merkezini inşallah gelirler, açılışta gözleriyle görürler. 200 tane de 8 ülkeden ülkemizde spor müsabakalarını yapılacağı çocuğumuz da o açılışta yer alacaklar. Şimdi siz bunların hepsini işte bina yaptı, binanın içerisinde bir şey yok diye nitelendirirseniz inandırıcı olmazsınız. Ya Allah aşkına, yapılan iyi şeyleri kabullenip iyi şeyler adına teşekkür etmeyi, daha iyisini yapma adına irade koymayı kendinize huy ediniz, kendinize bu konuda geliştiriniz diyeceğim. Başka ne dedi arkadaşlar? Ha, planlı Silivri dediler. Biz kişiye özel imar planı yapmışız dediler. Bir kere algı ve kamuoyunu yanıltma huylarından vazgeçsinler. Plan değişikliği yapma merci İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir arkadaşlar. Silivri Belediyesi olarak sizin bizim bir plan yapma, kişiye özel bir imar hakkını yükseltme, kişiye özel bir imar verme hakkımız var mı arkadaşlar? Biraz önce ne dedi? Kişiye özel imar yaptılar dedi. Plan yaptılar, imarını yükselttiler dedi Melih Bey. Ya Allah aşkına, iftiradan, yalandan Allah'a sığının ya. Niye iftira ediyorsunuz? Pek de bir şey demedi esasında. Bütün söyledikleri esasında hamaset, nutuk ve yapması gereken kendi parti örgütü tarafından kendisine dayatılan muhalefet anlayışı. Ama artık şunu biliyorum, ben sokakta Silivri'de yaşayan hemşerilerimizle bir araya geldiğimde şunu söylüyorlar: biz Silivri'ye yapılan hizmetlerin hepsini görüyoruz, hepsinin farkındayız. Bu hizmetleri yapan arkadaşlarımızın, bu hizmetlere emeği geçen arkadaşlarımızı takdir etmekle beraber onların yanındayız diyorlar. Kabul edemedikleri, anlayamadıkları en yakın çevrelerinden onlara gelen eleştiriler 10 yıl içinde bir iş, işlem, Silivri'yi geliştirecek icraatları yapamadınız. 4,5 yıl içinde bunlar nasıl yapılabiliyormuş, siz ne yapmışsınız diye gelen eleştirileri böyle hamasetle, siyasi mülazalarla, yapılan, verilen cevabı dahi dinleme nezaketine katlanmadan, nezaketsiz bir şekilde sözü kesip toplantıyı da terk ederek esasında demokrasi kültürlerini ne kadar içselleştirdiklerini, demokrasi kültüründen ne kadar nasibini aldıklarını tüm Silivri kamuoyuna burada esasında ifşa ettiler. Onun için üzülmekle beraber demokrasi kültürüne olan inançlarının, demokrasiyle ilgili yapmış oldukları faaliyetlerin veya icraatların ne kadar boş olduğunu da anlaşılması bakımından bunu da söylemiş olayım. Sefer abi de bana bir fotoğraf yollamış. Hani işte binaları yapıyorsunuz, içinde insan yok diyenlerin 4,5 yılda topu topu 4 derslikli Gümüşyaka kreşini bitirememeleri, şu an müteahhitin dahi orada olmaması, şantiyede yerler resimlesi ve bakın yaptıkları eleştiriler var. Bağışçı, bu bağışla yapılıyor arkadaşlar. Bu kreş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, biz de meclise onayladık, bir beyefendi ve eşinin bağışıyla yapılıyor. Hayır, şimdi bağışları, Silivri Belediyesi bağışla yapılan bir yatırımı eleştirip bağışçıları zan altına sokanlar Gümüşyaka'da bu bağışçıya da, bu hayır sahibine de hakaret ediyorlar. Vermiş, o adam parasını vermiş İBB'ye. Bağışını yapmış. İBB
kreşi bitiremiyor. 4 derslikli ya Allah aşkına. 4 derslik kreş 4,5 yıldır duruyor. 4,5 yıl. Bakın şimdi biz 5 Ekim'li sağlık ocağını Fatih Mahallesi'ne alıp 3 ay sonra bitireceğiz. 3 ay sonra bitireceğiz ama kar, yağmur, hava şart. Biz de 3 ayda 4 ayda bitirdiğimiz inşaatı 4,5 yılda bağışçıdan bağış parasını aldıkları halde kreşin durumu bu arkadaşlar. Onun için Gümüşyaka da bizim. Keşke burada olsaydı. Keşke aklı selim birileri çıkıp grup başkan vekiline yaptığının doğru olmadığını söyleseydi. Lütfü Bey de dinleseydi. Benim Gümüşyaka'da bir balıkçı barınağı sözüm yok arkadaşlar. Bizim böyle bir sözümüz yok. Sanki bir söz vermişiz. Bu sözü yerine biz Gümüşyaka'daki balıkçı esnafından gelen talepler doğrusu bir çalışma başlattı. Özellikle AK Parti grubu, grup başkan vekilimiz, eski ilçe başkanımız geçmişten Mutlu Bey, bakanlıktan yetkililer geldi, keşifler yapıldı ve orada bir balıkçı kooperatifinin kurulması halinde bu çalışmanın başlatılacağı söylendi. Ha, yat limanı istiyor arkadaşlar benden. Diyorum ya, her şeyi benden istiyor Melih Bey. Yat limanı. Ama ben yat limanını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu kadar başarısız bir yönetimin olacağından hareketle tahmin etme. Binali Yıldırım Bey kazandığındaki ortak vaatlerimizdendi yat limanı. Ama merak etmesin. Bütün izinlerini, bütün çet raporlarını bitirdik. İnşallah önümüzdeki dönemde Cumhur İttifakı marifetiyle Silivri Belediyesi, Silivri'ye yakışan, bakın, sosyal dokusunu bozmayan bir yat limanını Silivri'ye de hediye edecek. Ben bu duygu ve düşüncelerle meclisimizin, toplantımızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Şimdi oy birliğiyle geçecekti ama bu durumda ya tabii bir tane red oyu veren bir arkadaş olmadığı sürece oy birliğiyle geçirdin. Yok, oy birliğiyle geçireceğiz zaten. Ama biraz buruk geçecek yani arkadaşlar. Ama tabii tekrar söylüyorum, inşallah dinleme nezaketini, anlama nezaketini, empati nezaketini geliştirirler ve üzerine koyarak bunu devam ettirirler. Evet değerli arkadaşlar, şimdi gündemimizin birinci maddesi 2024 mali yılı performans programı ile ilgili plan bütçe komisyon raporunun görüşülmesine geçiyoruz. Salim Bey, buyurun raporu okuyalım. Teşekkürler başkanım. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesi gereği 2024 yılı bütçesine esas olmak üzere performans programı hazırlanmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesinde Belediye Başkanı Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden itibaren 6 ay içinde kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar denilmekte olup bu doğrultuda hazırlanmış olan Silivri Belediyesi 2024 mali yılı performans programı 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesi uyarınca komisyonumuz tarafından oy birliğiyle uygun görülmüştür. Evet değerli arkadaşlar, komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, şimdi 2024 bütçe plan proje bütçe komisyonu raporunun görüşülmesine geçeceğiz. Yine raporun okunması için Salim Bey'e söz veriyorum. Buyurun Salim Bey. Komisyonumuz tarafından yapılan inceleme sonucunda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 28. maddesi gereği 2024 mali yılı gelir ve gider bütçeleri komisyonumuz tarafından oy birliğiyle uygun bulunmuştur. Yüce Meclis'e saygılarımızla arz olunur. Evet, maddeleri okutacağız, tek tek oylayacağız. Doğru mudur? Devam ediyorum şimdi. Evet. Tamam. Buyurun. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince madde 29. Meclisin bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi plan ve bütçe komisyonunun toplantı süresi de dahil olmak üzere en çok 20 gündür. Meclis bu süre içerisinde bütçeyi görüşüp karara bağlar. Meclis bütçe kararnamesini madde madde yılı gider bütçesini kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyoner sınıflandırmalarının birinci düzeyi birim bazında, kurumsal kodlama yapılmayan kurumlarda ise fonksiyoner sınıflandırmaların birinci düzeyi, yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi,
yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden oylar ve kabul eder. Ayrıntılı harcama programları ile finansman programları 3 aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyde meclisçe onaylanır hükmü gereğince madde madde oylamalar yapılacaktır. Maddeleri okumaya geçiyorum. Oylamalar başkanımız tarafından yaptırılacaktır. Evet. Madde 1. Silivri Belediyesi 2024 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde gösterildiği gibi 2 milyar 998 milyon Türk lirası olarak tahmin edilmiştir. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, hızlı hızlı. Madde 2. Silivri Belediyesi 2024 yılı gelir tahmini B gelirlerin ekonomik sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 3 milyar Türk lirası olarak tahmin edilmiştir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 3. Silivri Belediyesi 2024 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki mali kuruluşlardan sağlanan finansmanların ödemesi kodundan 2 milyon TL kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 4. Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları C cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 5. G cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 6. 6245 sayılı Harcırah Kanunu 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük yol giderleri bağlı haç cetveli gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 7. Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur. 1. Personel giderlerinin gelir toplamının oranı. 2. Ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek cetveli. 3. Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde izleyen 2 yıl bütçe tahmini cetveli. 4. Ödenek cetveli. 5. Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması B cetveli. 6. Finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetveli. 7. Gelirlerin yasal dayanağını gösterir C cetveli. 8. Çok yılı gider bütçesi cetveli. 9. Çok yıllı gelir bütçesi cetveli. 10. Çok yıllı finansmanın ekonomik sınıflandırılması. 11. Gelecek yıllara yaygın yüklemelere izin verilen hizmetlere ait G cetveli. 12. Memur olmayanlara verilecek yollukları gösterir H cetveli. 13. İhdas edilen memur kadrolarını gösterir K1 cetveli. 14. İhdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir K2 cetveli. 15. 237 sayılı taşıt kanununa göre satın alacak taşıtlar T1 cetveli. 16. Mevcut taşıtları gösterir T2 cetveli. 17. Ayrıntılı harcama programı. 18. Finansman programı. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 8. Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklikler yapılabilir. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 9. Vergi, resim, harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu ile 1319 sayılı emlak vergisi kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise tahakkuka bağlı olarak 6183 sayılı amma alacaklarının tahsili usulü hakkında kanun ve diğer ilgili kanunların öngördüğü şekilde meclisçe tayin edilecek zamanlarda peşin tahsil edilir. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 10. Günün 24 saati görev yapan belediyemiz zabıta personelinin fazla çalışma ücretleri 2024 mali yılı için bakanlar kurulunca kabul edilerek resmi gazetede yayınlanacak. 2024 mali yılı bütçe kanununda belirtilen belediyemiz nüfusu oranında veya büyükşehir sınırı içerisindeki ilçe belediyelerinin bulundukları büyükşehir nüfusuna tabidir denildiğinden İstanbul için belirlenen üst sınıra kadar fazla çalışma ücreti ödenmesi konusunda belediye meclisi yetkilidir. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Belediyemizin Türkiye İş Bankası madde 11. Belediyemizin Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Yapı Kredi Bankası Anonim Şirketi ve PTT posta çeki hesaplarımızdaki paraların kamu hizmetlerinin tahsisine belediye yasasının 15. maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca hacz edilemeyeceğine, belediyemize ait tüm motorlu araçların, gayrimenkullerin ve menkullerin kamu hizmetine tahsis olduğuna dair ve haciz edilemez. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 12. 4109 sayılı asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 11. maddesine göre 1 yıl önce gerçekleşen nakdi tahsilatın azami %2 oranında ödenek ayrılır. Kanunun 12. maddesine göre bu ödenek bütçesinin asker ailesi yardım maddesine konulur. Bu ödenekten yıl içinde harcanmayıp artan ödenekler ertesi yıl bütçesine aynı hizmete tahsisen devreden ödenek olarak aktarılır.
Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 13. Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girer. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 14. Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Fonksiyonel sınıflandırma genel kamu hizmetleri. Özel Kalem Müdürlüğü 3 milyon 800 bin TL, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 819 milyon 925 bin TL, Bilgi İşlem Müdürlüğü 32 milyon 568 bin TL, Destek Hizmetleri Müdürlüğü 266 milyon 680 bin TL, Teftiş Kurulu Müdürlüğü 25 bin TL, Hukuk İşleri Müdürlüğü 7 milyon TL, Mali Hizmetler Müdürlüğü 427 milyon TL, Yazı İşleri Müdürlüğü 2 milyon 880 bin TL, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 1 milyon TL, Genel Kamu Hizmetleri toplamı 1 milyar 559 milyon 878 bin Türk Lirası. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri, Zabıta Müdürlüğü 1 milyon 680 bin TL, Afet İşleri Müdürlüğü 5 milyon, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri toplamı 6 milyon 680 bin Türk Lirası. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ekonomik İşler ve Hizmetler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 58 milyon 935 bin, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 55 milyon, Veteriner İşleri Müdürlüğü 7 milyon 225 bin, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 31 milyon 940 bin, Ekonomik İşler ve Hizmetler toplamı 153 milyon 100 bin Türk Lirası. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Çevre Koruma Hizmetleri, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü 5 milyon TL, Temizlik İşleri Müdürlüğü 9 milyon 998 bin TL, Çevre Koruma Hizmetleri toplamı 14 milyon 998 bin TL. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri, Fen İşleri Müdürlüğü 924 milyon 34 bin TL, Plan Proje Müdürlüğü 4 milyon TL, Emlak İstimlak Müdürlüğü 26 milyon, Etüt Proje Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 15 milyon 715 bin, İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri toplamı 969 milyon 749 bin TL. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İçerisi çok sıcak oldu arkadaşlar. Evet. Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 30 milyon 400 bin TL, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 33 milyon 500 bin TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 221 milyon 951 bin TL, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri toplamı 285 milyon 851 bin TL. Evet, kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 6 milyon 400 bin, Engelli Erişilebilirlik Giderleri 1 milyon 344 bin, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri toplamı 7 milyon 744 bin, genel toplam 2 milyar 998 milyon Türk Lirası. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2024 mali yılı gelir bütçesi, gelirlerin ekonomik sınıflandırılması, vergi gelirleri 964 milyon 840 bin, teşebbüs ve mülkiyet giderleri gelirleri 130 milyon 837 bin, alınan bağışlar ve özel yardımlar ile özel gelirler 343 milyon 8 bin, diğer gelirler 1 milyar 230 milyon 795 bin, sermaye gelirleri 330 milyon 520 bin olmak üzere 2024 mali yılı gelir bütçesi toplam 3 milyar Türk Lirası olarak tahmin edilmiş olup gider bütçesiyle denklik iç borçlanma yoluyla sağlanmıştır. Evet, kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Finansmanın ekonomik sınıflandırılması, iç borçlanma 2 milyon, mali kuruluşlardan sağlanan finansman 2 milyon, İller Bankası 2 milyon, borçlanma 0, ödeme 2 milyon, toplam 2 milyon. Silivri Belediyesi'nin 2024 mali yılı bütçesi 3 milyar TL olarak uygun görülmüştür. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2024 mali yılı ayrıntılı harcama programına baktığımızda 1. 3 aylık dönemde 749 milyon 500 bin, 2. 3 aylık dönemde 749 milyon 500 bin, 3. 3 aylık dönemde 749 milyon 500 bin, 4. 3 aylık dönemde 749 milyon 500 bin olmak üzere toplamda 2 milyar 998 milyon TL olarak uygun görülmüştür. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2024 mali yılı ayrıntılı finansman programı 1. 3 aylık dönemde 750 milyon TL, 2. 3 aylık dönemde 750 milyon TL, 3. 3 aylık dönemde 750 milyon TL, 4. 3 aylık dönemde 750 milyon TL olmak üzere toplamda 3 milyar TL olarak uygun görülmüştür. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdilik bu kadar başkanım. Bitirdik bütçe mi? Bütçe kısmı bu kadar.
Bir de ücret tarifeleriyle ilgili bir raporumuz var. Onu da okuyup tamam, onu da okuyalım. En sonunda da kapatacağız zaten. 2024 yılı mali ücret tarifeleriyle ilgili plan bütçe komisyon başkanımıza söz veriyorum. Buyurun. Komisyonumuz tarafından yapılan inceleme sonucunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi F bendi gereği 2024 mali yılı ücret tarifeleri komisyonumuz tarafından oy birliğiyle uygun bulunmuştur. Yüce Meclis'e saygılarımızla arz olunur. Evet, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, 2024 yılı performans programı ve bütçesiyle ilgili toplantımızı bitiriyoruz. Ben 2024 yılında meclisimizin bugün oy birliğiyle kabul ettiği, mesai arkadaşlarımın üzerine titizlikle çalıştığı ve 2024 yılında güzel Silivri'mize hizmet edeceğimiz bütçemizin hayırlı, uğurlu, bol ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese ama herkese şükranlarımı sunuyorum. Bütün meclis grubu, bütün meclis üyesi arkadaşlarıma da bütçemize vermiş olduğu destek, oy birliği kararı için de buradan teşekkür etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Ekim ayı toplantısının 3. birleşiminin 1. oturumunu burada sona erdirmiş bulunuyoruz. Aldığımız kararlar hayırlı uğurlu olsun. 2023 yılı Kasım ayı toplantımızın 1. birleşiminin 1. oturumu 06.11.2023 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 10.30'da yapılacaktır. Hepinize sevgi, saygı, muhabbetlerimi sunuyorum.